Hazır mıyız abiler? Hazır. Hazır mısınız? Bir bakayım öyle şeyinize. Bir kafalar şeyse öyle göreyim sizi. Aman harika. Bugün havam çok iyi. Ben de abi. Bir farkı çok mısınız? Var. Bir değişiklik var değil mi? Var. Rahatlık var sende. Var değil mi abi? Var. Hakikaten. Var yani. Ben de bugün çok iyiyim elhamdülillah. Maşallah. O huzur var yani. Niyesini bilmiyorum. Bazen sıkıntı olur, niyesini de bilmiyorum diyeceksin. Serbest bölge aktif. Serbest bölge aktif işte. Müspet yönde aktif. Müspet, evet, aktif. Yani onu bildiğimiz zaman serbest bölge, mesela ben niye asabiyim, niye bugün gerginim demesin artık. Orası aktif ya. Aktif, iki taraftan da melek, Müslüman cinler, erbah aliyeler, mebadi aliyeler, karşıtı, şeytan, kafir cinle, erva habiseler, mevadi şerirler, içine mazem atıyor. Ondan bildiğin zaman yani benimle alakası yok. Onun olmadığına değil, Allah Resulü'nün hayatıdır. Bak, biliyor meseleyi, şu şuradan, şuradan, şuradan. Bildiğin zaman rahat ediyorsun. Tamam. Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin selavat. Tahayyül, Dima 63. ders, tahayyül 8, mekan, malum, küçük çekmece. Bugün ayın kaçıydı? 16'sı. 16, 12, 2018. Peki, hemen başlıyoruz. 27. defterin 325. sayfadan bir notlardan girelim. Isırmak için tekvinle kudrete biraz gireyim mi? İster misiniz? Yoksa direkt tahayyüle mi gireyim? Yeni, size bağlı. Yeni bir şey var mı yani ilave? Tabii tabii var. Yani şu, yeni bir şey derken evamiri tekviniye risaleden yazdım. Evamiri hep risale. Yani evamiri tekviniyeden tam tekvini Osman. 325. He? Bizde tekvin abi 325 boş. Allah Allah. Bizde de tam tekvin olmuş. Bu yeni çektiğim mi bakıyorsun? Yani şey... Tamam. Yani evamiri tekvini ben size şöyle göstereyim de. O zaman çek. Ya da biz anlamaya çalışıyoruz buradan. Şeyi çok çalıştım bayağı. Şimdi ben size göstereyim şu. Sayfayı göstereyim de. Ondan sonra karar sizin olacak. Tekvinle kudret arasında... Yazdıysanız... Yazdım, yazdım. Tamam, yapalım, yapacak tabii, bir şey tabii, yok. Tabii, tabii. Yani, yazılmışsa. Yapacak bir şey yok derken yani başımızın belasıdır, manasıdır. Yok, öyle değil. Tamam. Yok abi, boşa gitmesin. Tamam, şu. Bak, yaptığımızı size göstereyim. O zaman çekeceğim. Bak, gözünüze görün ki, bak, burayı yaptık. Bak, şu noktalar o demek. Yapılmış, bir daha yapmayın. Ha, yapılmışlar, tamam. Ha, yapılmış. Burayı yapılmış. Osman'ın. Tamam. Bu siyah kalemler yani şöyle. Tamam. Yapılmış, tamam. Yapma. Ondan sonra yapılmış. Tamam mı? Burası yapılmış. Bu da yapılmış. Bak şuradan aşağıya. Evet. Şuradan aşağıya. Tamam orası da yapılmış kabul edelim. Bak şu da yapılmış, şu da yapılmış. Tamam o da yapılmış kabul ettik. Şuradan sevgili kardeşim. 140'tan başlıyor 25. defter. Tamamen külliyat. Bak görüyor musun? Kırmızılar zaten metindir. Yeni mi o yazdınız onları? Tabii tabii. Yani eski değil yani. Tamam. Şöyle geçen haftanın şeyi. Tamam, ondan sonra Risale-i Nur'daki metinler. Metin bu. Yani şu metin. Yani tekvinle kudret arasında çok harika şeyler. Hı-hı. Ondan sonra şunlar. Ve bitiyor. Bak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Isırmak için yapalım, bir saat verelim. O zaman bir giriş yapalım şeyden. O yok mu abi? Mucizeler tekvin midir? Mucizeler tekvindir. Yani sebepsiz tecelliler tekvindir, sebepli tecelliler kudrettir. Şöyle de diyeyim. İmam-ı Bin, Kitab-ı Mubin, Lef-i Mahfuz'un iki defteri,
İmam-ı Mubin hazire bakmaz, mazi ve müstakbeli, ilim emire bakıyor, bu tekvine bakıyor. Kitab-ı Mubin ise mazi ve müstakbelde değil, hazırdadır. Bu da kudret ve iradeye bakar. Zaten kendisi söylüyor, kudrettir. İmam-ı Mubin'e ilim emir diyor, evamir tekvine. Şimdi orada şey yaparız, şimdi bir sınalım mı? Şimdi 325'ten okuyorum. Geçmiş ve geleceği anda tutan fikirdir. Tamam. 125 yine attım onu. Bir daha. Ademler çıkın. Hazır mıyız? Hadi bakalım toplanalım. Attık iyi. Bak, çok bunu çünkü ilginizi çekmeyince ben hemen burada değilsiniz anlıyorum. Geçmiş ve geleceği anda tutan fikirdir. Fikir, fikir yoldur. Fikir yoluyla diye. Geçmiş ve geleceği anda tutuyor. Fikrin nedir? Tak tak tak. Maziyle istikbale bakıyorsun, halde sana yol tutuyor. Geçmiş ve geleceği halde tutan fikirdir. Böyle bir tanımlama zor olur. Bak, çözülemeyene, bu da korkunç bir şey yani. Hasretin doktoruma bakıyor. Faydalı olacağın için yani, benim Müslümanlarıma. Çözülemeyene korku, o aynı korku, yani korku uzaklaştırır insanı. Yani zaten uzaklaşma eyleminde olduğunda korku oluyor. O korktuğun aynı şeyi çözersen haf olur. Mesela ona bir örnek vereyim. Baba döver, çocuk kaçar babadan. Merkezden kaçar yani. Elemin, azabın, eleminden kaçar. Mesela iki şeydir. Bir insan bir şeyden niye kaçar? Ya elemdir ya zarardır. Kaçar. Bir insan bir merkeze doğru niye çekilir? Ya lezzettir ya menfaattır. Çocuk anneden tokat yer, anneye gider. Anneden tokat yiyip gene anneye gitmesi, o korku lezzeti inkılap ediyor. Annenin sinesine gitmesi, bu haftır. Abi, şefkatin neticesi midir haf, hafın neticesi midir şefkat? Onu de, geçen hafta da demiştin, bilemiyordum. Evet. Sen geçen hafta, evet aynı şeyi, dedim burada birisi mi sordu, evet. Aynı şeyi sen sormuşsun. Ben mi sordum? Sen sordun. Demek ki cevap alamamışım abi. Evet alamadım. Aynı şeyi söylüyorum. Çalışmadığım için bilmiyorum. Özür dilerim abi. Ben yok, ben unuttum, bilerek bilmiyorum abi. Yani. Yok. Çünkü niye? Öyle ben paldır küldür demek istemem. Doğru, haklısın. Çünkü şefkat mı hafı doğurur, haf mı şefkatı doğurur? Çok ciddi bir mesele bu. Ha. Onun için bilmiyorum. E ben bunu bilerek de kalmadım Hasan abi. Rahmetim şey mi? Gadabını açtı. Açtı dediği mevzusu hocam ona işaret olur mu? He. Nasıl yapmam lazım biliyor musun? Hafı inşa yapacağım, şefkatı yapacağım. Sonra ikisini harmanlayacağım, sonra şudur diyeceğim. Dediklerimi böyle çalıştığım şeylerdi. Ama %100 değil mi? Hayır. Yani iktidar bu. Şefkata çalışacağım, hafa çalışacağım, ikisini harmanlayacağım, budur diyeceğim. Şimdi bunlara çalıştığım şeylerdir. Korkuya çok çalışmışım. Hafa çalışmışım. Bazıları diyor ki, ya diyor Allah Allah, Arapçanın Türkçesi korkudur ya kardeş dedi. Hakikaten doğru ya, hakikaten mi ya? Ben de... Millet ben bunu bilemez mi? Arapçanın, hafın karşı Türkçesi korku olduğunu bilemez mi? E şimdi biliyorum. Gene niye söylüyorum? Hayır, korku aklidir, haf kalbidir. Bu da aslında Risale-i Nur'un, yani üstadın getirdiği bir ıstılah. Evet, yani evet. Hani bunu umumi olarak böyledir değil, çünkü onu kullanmamış kimse. Evet. Ama üstad bunu bir şey oluşturmuş. Kullanmış, eylemde kullanmış. Yani bunu yani hafı ve korkuyu aynı cümlede ve aynı paragrafta kullanarak aslında manalarını, farklı manalar yüklemiş. Evet, yüklemiş. Yani aslında bu üstadın veya Risale-i Nur'un bir şeyi, evet, tarzı. Evet. Bunu bir umumi Arapçada diyemeyiz. Çünkü değil, birisi Arapça, biri Türkçe karşılığıdır ama üstad bunu cem etmiş bir yerde. Evet. Mana yüklemiş. Şeye bir benziyor. Zülmette karanlık gibi. Yani. İhtiyarla. Bunu alimler çözememiş. Neyi? İhtiyarla iradeyi çözememiş. İhtiyar hak nedir? İrade vicdanıdır. Yani mesela zülmet kalbidir. Karanlık aklidir. Korku aklidir. Haf kalbidir. Mesela bir çocuk kalktı veya sen kalktın, orada birisi geçiyor. Bu korkudur. Tamam mı? Orada bir şey var. Gittin, ışığı yaktın, şemsiyeymiş ya. Haf oldu. Çözümlenmemiş. Çözümlenmemiş. Çözemediğin şey,
senin aleminde tepki veriyor vücut. Dikkat et. Onun adı korkudur. Çözdüğün zaman. Mesela bir misal söyleyeyim. Benim yaşadığım şey. Yüzme bildiğimiz halde dere geliyor bizde. Dere geldiği zaman çamur gibi akar. Kesinlikle su bulanmıyor. Dibi göremezsiniz. Ya kahverengi ya. Allık buluk akıyor. Karşıdan karşıya geçmem gerekiyor. Şeyi çıkartmışım ya. Şalvarı yukarıya doğru çekeyim. Yani hakikaten korkuyorum yani. Hani dere gelmiş. Dere gelmiş. Yüzmeye bakmaz o. Dere geldiği zaman yüzmeye Allah olak eder seni. Hani bir saha değil ki yüzesin. O kayaya vurur, o mağaraya vurur. Orada ne yapar? Anafor yapar. Şelaleden atar mesela. Karşıdan bir düz bulduk böyle. Uzun derede. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Uzun bir seyir yapan, hendek falan olmayan yerden geçeceğim ama o kaya dibi gözükmüyor. Çünkü bulanık ya. Korku var. Yavaş yavaş ayağımı koya koya gittim. Ben baktım dizime koyup, ha değilmiş ya. Ha. O korku kafayı kılamadı, değilmiş. Yani dibini görmedim. Yani şunu demek ki çözümlenmişse, anlamlandırmışsan, niçin olmuşsa, mesela o korku gidiyor. Mesela bir misal vereyim. Bu işaret icazına geçiyor. Diyor ki, sabah namazını kalkmak veya abdest almak, kalkmak külfettir. İbadette külfet vardır. Bu külfeti lezzete inkılap ettiren nedir? Kim bana bunu emretti düşüncesi, o külfet lezzete inkılap eder. Kim bana kalk diyor. Mesela, kızım kalkar mısın? Diyor baba. Ya baba, anne diyor. Anne de diyor ki, kızım kalk namaza. Ya anne. Uzatıyor. Baba dese ya, tamam baba. Anne der gibi demiyor. Mesela Resulullah senin evinde olsa, kızım, ümmetim, yavrum, ben Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Sabah namazına kalkar mısın yavrum? Anne, baba der mi? Ya Resulullah, Resulullah geldi bizim eve ya. Allah diyor sana. Allah diyor ki, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Esselatun hayrun minennem. Kalk ey kulum. Uykuda hayırlıdır kalkma, namaz. Allah diyor ki, Allah diyor yani. Eve geldi Allah. Tövbe yani. Çocuğa diyorum da. Her yerde de öyle değil. Esselatun hayrun minennem. Yani Allah diyor, kalk. Ne anlattın? O ibadet külfetini kim bana emretti bunu? O yok ediyormuş. Ha, ilk önce külfetti, sonra lezzet inkılap etti. O eylem, eylemden gelen elem yok olmadı. Ama nuraniyet fazla oldu, o gözükmüyor. Hani şey ya, aynı şey yaparsınız, severek yaparsanız yorulmazsınız, İsteksiz yaparsanız yorar sizi o. Korku kalk. Burada oturmak ne kadar keyifli oluyormuş ya. Hakikaten burada oturmanın çok keyifli olduğunu anlıyorum. Rahat rahat atıyorum yani buradan. Şimdi şöyle söyleyebilir miyiz? Korku tılsımdır, haf sırdır diye. Olabilir. Nasıl bağladın? Biri dima yani kainatta tılsım. İksirliyor ya. Yani dima ait bir şey sıralarsa... Niye tılsım iksir değil? Bir kere iki zıttı bir arada barındırıyor diye düşünüyorum sırda mesela Hasan abi. Hem korku... hem hafta aslında, korku var. Evet. Korku var içinde yani. Ama şeyde korkuda haf yok. Yok. Evet. Yani tılsımda sırda... Tek onun sadece sorunu çözeceksin. Ama öbüründe ikisini iki zıttı bir arada barındırıyor. Barındırır. Devam edeyim. Hakikati... Hakikat bir bütündür. Hayal, hakikatin içindeki sureti lafızdan, manadan ve taraflarından ayırır. Bir daha. Hakikat bir bütündür. Dersimiz tahayyül ve hayal ya. Hakikat bir bütündür. Hakikat. Yani geçmiş gelecek bir bütündür. Hepsi, hepsi bir bütündür. Hakikatin içinde ne var? Suret var, lafız var, mana var. Var da var değil mi? Ha.
hakikatin içindeki sureti lafızdan, manadan ve taraflarından ayırır. Suret ayırır. Hayal ayırır. Sureti ayırır. O bütünlükten bana bu lazım der. Mesela ben şöyle diyeyim. Bakar mısın Gaf? Amasya elmasını gördün mü abi? Amasya bilir misin Amasya? Bilirim abi. Elma deyince hiç kimse dört harf hatırına gelmez. Elma gelir. Hı hı. Bunu hayal yaptı işte. Peki, yedi mi? Evet. Yedi. Söyle. Tadı madı var ya, tasavvur yaptı şimdi onu. Allah Allah. Subhanallah. Hemen onu o. Şeklini, tayin. Evet. Onun vasıflarını ve şeylerini. Tasavvur yaptı. Tasavvur yaptı. Emin ismi, emin evet. Var. Peki, nerede görmüşler hatırlıyor musun? İlk mesela tak anden oturdu. Ha, o taakkul yaptı. Sana mal olan tarafı. Tasavvur değil mi o? Tasavvur onun sıfatlarını yaptı. Taakkul akletti yani. O ona anlam verdiğin, nerede bulduğu, nasıl yaptı mesela hep akıla şey yaptı. Suretin mahiyeti taakkul o zaman. Çok tuhafız. Bana mal olduğu yer mi taakkul evet. Oluyor? Mesela şöyle diyeyim. Bir tanesi beni duysa veya duymuş sitede bakmış misal veriyorum. Sonra bir düğünde, cenazede, bir saatte denk gelse beni görünce ne hatırlar o? Hemen bir surete dönüşür. Sonra bir anlama dönüşür. Surete dönüşmesi, hayal bütünlük o çorba halindeki şey ayrıl bakayım dedi sen. Bu tekisine dedi ki sen de tasavvursun. Sonra taakkul etti. Sonra o adama, o kadına ne faydam olmuşsa ilimdir. Tasdike döndü. Sonra bana karşı bir muhabbet oldu, izan olur. Sonra onun hayatına kattığı eylem var, iltizam oldu. İtikat noktasında düzeldiği şeylere geçer. Abi çok konuşuyorum, Allah aşkına bir örnek. Evet. Şimdi geçen gün benim aracın teybiyle alakalı, yani cihazla alakalı bir işlem yapıyor arkadaşım birisi. Sizin hayalin melek olduğuna dair o kısa dersinizi dinlettim. Çocuğun bakışları bir anda yakından uzağa gitti, derine daldı. Durdu dedi ki, demek ki dedi ben hep meleklerle hareket ediyorum, çalışıyorum. Bravo dedim. Bu sefer hemen ardından izan geldi. Zaten dedi, bu abiyi ben takip etmeye başladım. Yani ben çünkü biraz bahsetmiştim şey yapıyorum. Bir sevgi yani içinde belirdi. İzan. Dün de fiile döktür. Ayarlamalarda bir eksiklik yapmış. Telefon açtım. Dedim ki hani sen o meleklerle birlikte çok hareket ediyorsun ya. Şimdi filanca yeri eksik yapmışsın. Bir hayal et. Şu anda benim arabamdasın. Bana şunu bir yaptır. Deyince daha geri dönemedi. Fiile döndü artık. Hasan abi yaptırdı. Birebir yaptırdı bana onu. Yaşadık bunları. Aynen. Çok tuhafıma gidiyor böyle. Hele hayatımı en çok, bilmem sizi etkiler mi? Rüştü abinin tersiyim ben o konuda. Rüştü abi mesela böyle bir yaşlı adam. İstanbul'da Belgrad Ormanı var. Ağaçların yeşillenmesi zamanında hep der bize, rahmeti derdi, beni ormana götürün. Yürürdü ve derdi ki, çıkışta orada, girişte beni bırakın, beni yalnız bırakın. Yalnız elinde, böyle cebinde bir not defteri var, kalem var. O yürür o tek. Uzaktan bakarız yani, dikkat ederiz bir şey olur. Mesela benim de ters şeyi, yaprakların dökümünde böyle, o şart çat yürürken, bu var ya böyle, bu manaların o kadar acayip ki, ben buyum, hepsi geliyor. Ben buyum. Manalar önüne dökülüyor. Acayip yani. Hangisini yazacağını şaşırıyorsun. Yeter ki yoğunlaş ya. Çok tuhaf ya. Çünkü başka bir yere götürdü, onun için söyledim. Allahu alem, hayal kudrete, tasavvur ise tekvine, tekvindeki ademi, ademi de içine alıyor. Şu anda Allahu alem, kudret hayali, tasavvur ise tekvini içine alıyor. Ha, öyle.
Böyle. Peki hayal de halletmekle o Adem'den bir şey çıkartmak vari durum yok mu tekvin? Tabii ama hayalde de bir sanki tekvin var. Tekvin var, altyapısı ama şu anda çalışan vücud hariciye çıktığı için hayal mesela zemindir. Onu anlamlandıran senin tahayyülündür. O anda artık vücud harici gelmiş, evet, mahluktur hayaldekiler. Hı-hı. Yani mesela şöyle desek, hayal tekvin olsa, tahayyül var ya, oradaki sana bakan, onu şey yapmışsın, analiz etmiş, o da kudret. Yani vücud hariciye çıkan her şey kudrettir. Nasıl ki ilim, Adem'e vurup çıkardıkları ilmi vücutlar ortaya çıkarıyor ya, onun gibi. Muhakemat 157'de, hayalat-ı muhitiye, bu çok ilginç bir yerdir. Muhakemat bak 157, gördünüz mü abiler? Evet. Ha, bak, hayalat-ı muhitiye ve evham-ı zamaniyenin elbisesini çıkart, çıplak ol. Şuraya bak. Çıkartar gömle, abdetini çıkartmayasın. Ona çıkartınca o kayıp, çırıl çıplak olma. Tonunu çıkarma şimdi. Bak, neyi çıkartacak mısın? Bir, hayalat-ı muhitiye, muhitin sana giydirdiği, evham-ı zamaniye, bunlardan çıkartıyorum. Hayal mekana, tasavvur zamana bakıyor. Bak, o zaman ne diyor? Hayalat-ı muhitiye mekana, hayale, tahayyüle bakar. Evham-ı zamaniye, zamana ve tasavvura giriyor. Çünkü niye? Bir düşünce sıradır. Düşünce kendisi sıradır. Öncesi var, sonrası var. Böyle silsiledir. Mutlak düşünce ancak Allah ve Peygamber'de olur. Yani bunların, yani bizdeki düşünce mutlaka bir silsilenin içindedir. Tamam? Yani o sıralama. Evveli, sonraki, evveli, sonra, sonrası, 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 evvel, 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 böyle gidiyorsun, ahire sıra vardır. İnsan hayalsız ve tasavvursuz düşünemiyor yani. Düşünce taakkul değildi, bilgi de taakkul değildi. Bu en kesif dimağda neydi? En kesif dimağın meretebi, tahayyül ve tasavvur. En canlı orasıdır. Çok tuhaf bir halim. Şu hayale girdik, hayalin içindeyiz. Ve tahayyüldeyiz ama daha acayip bir şey. Ne izana benziyor, ne iltizama benziyor, ne taakule benzeyecek. Acayip bir alem. Bir kere serbest belge olmasa bu 30 senenin bir Allah'ın ikramı, bizim uydurukçasıyla bir buluştur. Keşif. Allah'ın ikramı. Keşif. Yeah, evet. Keşif sen bulduğun bir şeydir. Ama bize söylenen bir şey keşif değil, naklediyoruz. Ustad bana bu serbest belgedir dedi. Bu serbest belge, ki bunlar atar, bu da atar. İşte serbest belgenin 4 sıfatı vardır. 3 sıfatını hatırlamıştım. Öteki sıfatı Rabbime çok yalvardım. 10-15 gün devamlı zihni meşgul oldu. 4. sıfat ustadı rüyada söylediğini hatırladım, hatırlarsınız. O serbest belge. Evet. Yani niçin böyle bazı şeyleri basıyorum? Benimle alakası yok. 1. Onu anlamam. 2. Size çok lazım. Kur'an bir şeyi çok niye tekrar eder? 19. sözde der ki, o şey insana çok lazımdır. 2. İnsan onu, en çok onu unutuyor. Da, onun için Kur'an çok tekrar eder. Kur'an bir şeyi tekrar etmesi 2 sebeptedir. O sana çok lazım, en çok da onu unutuyorsun. Bu serbest bölge çok lazım, her derste söylüyorum. Ve en çok da bunu unutuyorsun. Sana da çok lazım Erdinç, bana da çok lazım. Belki bunlara belki lazım değil. Çünkü bunlar kamil. Senle ben değiliz daha. Mesela öğreniyorlar bizim bazı kişiler. Diyor ki, bak şu anda serbest bölgedesin ha. Yani demek ki anlıyorum ki kızıyormuş. Hayal ile içimdekinin içine giriyorum. Allahu Ekber. Cümleyi görüyor musunuz? Bunu yazmanızı isterim. Siz abi okurken ben çok basit. Tamam, tamam. Bak şimdi. Hayal ile içimdekinin içine giriyorum. Yani hayal ile taşındığım yere bütünselliğimi de alıyor. Olsa, mümkün olsa cesedimi de
alabilsem, o güçte olsaydım tahayyül ve tasavvurum, yani o zaman mesela ben bedenimin, cesedimin dışında içimin içine giriyorum, hayal ile. Hani şöyle diyeyim de, parantez. Arkadaşlar, insanın büyük belası kendi düşünceleridir. Değil? Düşünceleriyle savaşıyor. Ne ile? Düşüncesiyle. Bak, belayı görüyor musunuz? Düşünceleriyle düşüncesiyle savaşıyor. Düşman da benim. Hani var ya peygamberimiz, düşman ne edersin? Nefis var. Ha, aklına hakim olamazsın. Düşüncelerin de düşüncelerini yönetemezsin. Ancak semavi bir muavenet, yardım alırsa. Şimdi lütfen şuraya bir toparlanın. Hayalimle noktalı bir gün içimdekilerin içine giriyor. Yani hayal ile taşındığım yere, mesela hayal ile mesela Karos yaylasına gittim. Değerli hoca misalini vermişti. Orada beni bir gün çağırmıştı. Size olayı anlatıyorum ki unutamayacaksınız diye. Bu 25. kare kullanıyorum. Çaktırmadan çakıyorum. Olayı direkt anlatsaydım unutacaksınız hocam. Ama Dehli Hoca, Karos Yaylası, 3000 kaçtı metre? 2800 falandır abi. Öyle. He. Oraya çıktık. Sol taraf meyilli çeşme var. Yazın mübalağasız. Ben söylüyorum. Sevmem mübalağayı. El sürülmüyor birkaç dakika sonra. Sürülmüyor o dağın tepesindeki o su. Karpuz koysa patlattığını ben gördüm. Dedi ki, sana bir şey anlatmak için geldik. 45 dakika, bir saat sürdü Çaylı'dan evine gitmeye. 1,5 saat sürer mi Karpuz'a? Sürer abi, fazla sürer. Ha, iki değil. Üç buçuk saat. Çok ciddi. Ne hocam dedim de, yolda arabayı sürüyoruz, ikimiziz. Beni nereye götürüyorsun, niye götürüyorsun? Sana bir şey anlatacağım. Tamam dedim. Anlat burada, evini anlat. Çantanı aldın mı külliyatı dedim. Aldım. Kartal'da'ya gitti. Külliyatı koydum. Deli Hoca iki defa ustadın elini öpmüş. 21 defa hapis müşerilerine girmiş. Bu adam cahil değil ki beni. Tabii ki teslim alacağım ya. Adam mazisi var. Üç küçük saat sonra oturduk. Hadi dedim içe koydum. Şimdi beni dinledi. Anlat hocam. Böyle oluyor dedim. Gazali, İmam-ı Rabbani, Geylani geldi dedi üstadla beraber. Şöyle, bu adam zahiri şeriatçı, bu biliyor. Bunun da aynı zaman şeyhi. Şeriatı çok iyi biliyor. Yani helal haramı çok iyi biliyor. Fıkıh kitabı var bunun. Fıkıh kitabı var. Aynı zamanda akaidi de yazmış. Dedi ki, bu dima kafadaki yönetimi, geçişleri beceremiyorum, bilmiyorum. Bu itikadımıza zıt mı? Bu nedir? Bu doğru mudur? Ben aldatılıyor muyum? Beni aldatıyor mu bu adam diyor. Ondan sonra koydu, defterim de vardı. Dima da meşgul oluyorduk ya. Hocam dedim, bak burası tasavvur, şu anlattığım var ya, şu Geylani İmam Rabbani, burası tahayyül. Buradaki endişen bu taakkul. Bu anlattıklarından rahatsız olduğum var mı? Yok, bundan olmadı. Bu tasdik, ilim. Rahatsız olduğun yer demek Allah yok orada. Böyle tek tek harita yaptık. Tamam. İçsel alemdeki sezişleri, uydurukçalarını söylüyorum, doğuşları, bizce haletleri, ilhamları yorumlamak sen öyle esasata bağlı. Dört şeye bağlı. Yoksa vurgun yersiniz. Bu kadar uzun onun için anlatıyorum. Esasattır, zaruriyattır, muhkemattır, Müsellemattır. Bunu Rüştü abi, bu ne demektir? Külliyattan ispat şey yaptı. Çıkarttı bu yöntemi. Laikalarda Esasat-ı Nuriye diye kitabın başında var bu. Abi şimdi bir devreye gidelim. Ha. Ama şu şeyi bitirin, tamam, seninle gideceğiz. Tamam. Ha. Hayal ile İçimdekilerin içine giriyorum. Ne anlattım? Şimdi hayalimde Dehli Hoca'nın olayı var. Tamam mı? Bunun için anlatmıştım. Benim içimde bu var mı abiler? Var. Şimdi iyi dinliyor musunuz?
hayaliyle karusel gittik dedi hocayla. Anlattı anlattı. Şimdi ben o anlattıklarımın içine girdim. Tamam. Ve anlattım ona. Bu budur, bu da budur. Şimdi ne yapıyorum? Hayalimde Dehri Hoca ile gitmiştim. O anlattıklarının içine girmiştim. Şimdi ne yapıyorum hiç? İçimin içine giriyorum. İşte. Ve hayal ile bir, aynı onun gibi yaşıyorum. İki, anlattıklarını şu anda yaşıyorum. Verdiğim cevabı da aynen hatırlıyorum, yaşıyorum. Şimdi kalbimde bir tuhaflık var, şu anda şaka demiyorum. O içimin içini keşke bugün yaşasaydı, şu serbest bölgeyi bilseydim, 3,5 saat gidip gelişi evde hallederdik. Ve tamamı olmamıştı. Çünkü şöyle demişti bir tanesi, Allah Halik'i biz mahlukuz, Allah veren biz alanız, verilen biz, alan Allah, ona karşı mutlak hürri olamayız. Dolayısıyla kader cebriye gibi gözüküyor demişti. Bunu bana burada izah etti. O zaman ene ile anlattım. Ene mahluk değildir, vacip de değildir. Oradaki Allah'ın sıfatları ne aydır ne gayrıdır. Tayin ve teşahhus ettiğinden Allah'ın iradesi orada mutlak hürdür. Çünkü Allah'ın enedeki enedeki irade, enedeki hayat, enedeki ilim mahluk değil. Onun için red ve kabulü gene taayyum ve teşahhus etmiş iradedir. Anladığını hatırlıyorum. Çizdim böyle. Yani mahluk olsa tahkim olacak, cebir. Ne kadar kaliteli irade olursa olsun sen ona karşı mutlak olamazsın. Çünkü mahluktur. Vacip olsa haşa, panteistler gibi ilahlaştın. Ustad'a şöyle bak, Ustad Asıl İmam'ı çözümlemiş bunu. İrade ya vaciptir şu anda ilmi kelamda, risan dışında, nereye bakarsın bak. Anlatımlarına dikkat edin. İrade ya vaciptir ya mahluktur. Yani cebirdir. Ne yaparsanız yapın. Berzah, ene, ne aydır ne gayrıdır yöntemini getirerek bu olayı çözmüştür. Ene, meçhuldaki ene, ben olan ben, benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, benim diyecek, daha sahiplenecek bir şey kalmadı masada. Benim gömleğim, benim atletim, benim gömleğim, benim vücudum, benim aklım, benim ruhum, ben kalmadım. Ben olan ben. Yani benim ruhum diğer ruh değil. Sahip çıkacağım bir şey kalmadı, o sensin işte. Çıkan çıkacağı bir şeysi kalmadı. Benim gömleğimi al, benim atletimi al. Benim böbreğim, benim aklım, benim ruhum, daha alacak bir şeysi kalmadı. Ha, o sensin. İşte orada Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Bu Allah ism-i azamdır. O meculda isimler tecelli etmiyor. Niçin berzahtır? İsm-i azamlar hep berzahtır. İsm-i azamlar berzahtır. Orada meçhulde Allah ismi azamı tecelli ediyor. Dolayısıyla orada ilim, irade, sem, basar, kudret, hayat tayin ve teşahhus ediyor. Oradaki irade de mahluk değil, vacip de değil. Orada tayin ve teşahhustur. Onun için mutlak hürdür. İsmi azamlar tecelli ediyor. Ve Allah ismi azamıdır orada meçhul. Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah da isimdir, Rahman da isimdir, Rahim de isimdir. Rahman kafir mümin fark etmeden mahlukata tecelli eden Allah. Rahim iman edenlere iman ettiği ahiretle Allah ile besleyen Allah. Ahirete iman ettik, ahiretteki feyizle besleniyoruz. Allah'a iman ettik, Allah ile besleniyoruz. Ha, bunlar Rahman Rahim'i söyledim. Allah nedir peki? Allah ismi azamı da nerede taayyum ve teşahhus ediyor? Meçhulde taayyum ve teşahhus ediyor. Çünkü oradaki ben olan ben değilim. O da değil, ben de değil. Ona meçhul berzah deniliyor. Tamam. Şimdi bu kadar izahlar şey için yaptım. Bir şey hayal edersiniz. Dehri Hoca'yı hayal ettim. Kur'an da böyle peygamber kıssasını anlattığı için olayla anlatılıyor. Dehri Hoca ile Karus'a çıktık, anlattı. Bu bir hayalim. Bu şu anda hayalim.
Orada realiteydi, hayal değildi, anladım. Sonra ben onun anlattıklarını tahayyül ettim ve tasavvur ettim. O zaman hayalimdi. Şimdi ise kendisini, olayı, Karus'a gidişimizi anlattıklarım bile hayal. Sonra ben kendisine girdim şimdi. Anlattıklarıma da girdim, anlatamadıklarım. Daha şeye de girdim şimdi. Üçüncü şeye girdim. Allah Allah. O zaman zamanı aslında ne yaptınız? Şu usta şunu şöyle tanımlıyor. Rüya görüyorsunuz. Rüyada yatıyorsunuz ve rüya görüyorsunuz. Sonra oradan uyanıyorsunuz. Uyandığınızı birisine anlatıyorsunuz. Oysa bu anlatırken sanki uyanmış gibi. Oysa çift katlı rüyadır. Daha derin. Bir daha. Daha derin. Rüya görüyorsunuz. Yatıyorsunuz. Rüya görüyorsunuz. Rüyada rüya görüyorsunuz. Sonra rüyada gördüklerinizi uyanıyorsunuz. Ayıldığınızı zannedip birilerine anlatıyorsunuz. Oysa çift katlı rüyadır. Şimdi bu hayalin hayalinden bahsediyorum. İmanın imanı, ruhun ruhu der diye geçer risalede. Sen onu konuşacağız, bunu cümle bitireceğim. Yok abi, şuraya böyle şey. Hayalimin hayaline giriyor. İçimin içine giriyor. Fihi mafi. İçim dışımda, dışım içinde. Girdiğiniz yer ene mi yoksa daha önce? Değil, ene değil. His veya ruh seviyesinde. Şey seviyesinde. Mesela tahayyül ve tasavvurdan çıktım. Allahu alem. Takul değil herhalde. Takul okunca mesela anlayacağım. O anki, şu anki o demin haletiniz cesetten çıkmanın bir örneği. Çıkıyorsun. Yani muhtemelen kalp ruh seviyesinde bir şey çünkü onu ifade eder. Çünkü artık şeydir, o ustad diyor ki imanın üç şeyi var. Yani fikrin dışında halidir, hissidir, şuhudidir. İlme aynı yok. Şeyde diyelim, 146 emirden de geçiyor. İmanın halidir, tasavvufçular hissi şey zevkidir, şuhudidir iman. Şimdi mesela ben sizinle konuşurken inanın o mekandayım, anlattığımın da içindeyim, içimin içine de geçtim şimdi ve bilseydim serbest bölgeyi ve tahayyülü böyle de derdi. Şimdi ne anlatmaya çalışıyorum? Hayal ile içimdeki var, içimde bir şeyler var. Bak bir daha söylüyorum. İçimde bunlar var mı anlattığım hadise? Ama içimdedir. Şimdi şu anda siz dışarı, bak bir gelmeye çalışayım, kopayım oradan. Koptum. Tamam mı? Kopmaya çalışayım, ben öyle zannediyorum. Abi şimdi Derli Hoca... Onun oraya girdin. O Derli Hoca şu anda bunları duyuyor, duyuyor. Değişiyor değil mi yani? Yaşıyor. Hayal yani değil bizim. Yok yok. Şu anda yaşıyor, şu demiş oluyorsunuz yani. Evet. O duyduğuna değil mi benim şu anda tesir altında olmamdır. Subhanallah. Öyle mi abi? Evet. Şu anda odur. Öyle olmasa o zaman ne anlamı kaldı ki? Allah. Mesela bir misal vereyim size. Biz kopuğuz ama o kopuk değil. Çünkü o zaten... Denediğimi söylüyorum. Alem-i Şehadet'in şeyinden sıyrıldı zaten. O yani o daha müsait orada. Çok biz, müsait. Biz çünkü bu hadiseler oraya düşüyor. Zaten biz hayalle anca şimdi kullanarak ekstra bir şeyle, eforla o işi yapıyoruz. Yani yapabilirsek veya imaniye, o zaman bir şey kalmıyor ya. Mesela bir haletimi anlatayım bununla alakalı. Ben dershanede kaldığım için fazla dışarıda günahlar görmediğimden kaynaklanıyorsa diyor. Yani bir şeyin olduğundan değil. Yaptığın işten kaynaklanıyor. İnsan yapmamak sıfatı. Da oluyor. Yapmamak da yani. Dışarıda değilim yani. Kur'an okuyorum. Bazen bazınız, bazen de bazıları Kur'an okurken çok şiddetli alakadar oluyorum. Hiç alakasız, vallahi Allah şahit. Hiç alakasız adam, alakasız zamanda Kur'an'ın içine giriyor. Kur'an okuyorum, içine giriyor. İkide bir meşgul ediyor. Git diyorum. Sonra bir dua ediyorum. Ya Rabbi, ona da bana da merhamet et ya Rabbi. Sıkıntısı var aşağı. Ya gene şey yapayım. Dedim ya, arayayım. Aradım. O anda acile kaldırıyorlar. Allah. Karısı telefon açtı. Abi dedi. Ben falan canlanamayayım dedi. Şu anda dedi koşturuyoruz. Hatta bakıyor ki abi dedi. Şey bir tıp buna götür. Acil değil. Bu ne ile izah edeceksin? Ya ben yalan söylüyorum. Niye düştü ruhuma? Ruhuma niye düşüyor? Yani Derya Hoca şunu duyuyor mu? Öyle oldu. Duymasa sende hatırına gelmez. Bak hatırıma geldi. Hatırıma düştü.
ki yani sen almadın demek ki adam geldi. Gelmese sende bu olmaz. Bak geldi. Tamam. Haya bu bir şeyi etrafını kazadığımız için fazla irdelediğimi zannetmeyin. Hayal ediyorum Karos'un. 3 saat beni götürdü, 3 saat geldik, 6 saat. Ondan sonra şeyi sordu. Cebri mutlak, cebirdeyiz dedi. Bunu bana izah edeceksin bunu. Ondan sonra ben anlattım. Bunları anlatırken nerede bunlar benim şu anda? İçimde. Onların içine giriyorum ve arkasına geçiyorum şu anda. O olayı da, olayın içine attıklarım da hayalimde, daha arkasına geçiyorum. İçimin içine geçiyorum hayalimle. Cümleyi okuyayım. Hayal ile içimdekinin içine giriyorum. Yani hayal ile taşındığım yere, Karos'a, onunla orayla bütünleşiyorum. Allah Resulü ve onun takipçileri, şöyle bir fark var bizden. O kadar nurani, o kadar külli, o kadar kuvvetli ki bu tahayyül ve tasavvurları. Ben oraya Karos'a gittim mi? Şu anda timsali suretim orada şekil var mı? İnan ben oturdum, sofrayı, çayı hepsini görüyorum. Çeşmeyi görüyor. Kendimi de seyrediyorum kendimle. Eğer ben biraz ehli kalp, ehli ruh olsaydım, şu anda orada olan ben aynı zamanda şimdi orada olabilirdim. Bedenimi taşıyabilirdim. Şu anda bedenimi taşıyamıyorum. Hayal ettiğin yere taşınabilirsiniz. Bu yol çok açık. Bu mekan değişikliği. Tahvili vücut, ıtlak-ı ruh. Yani ahirete daha güçlü olursan kabri girersin. Girip gelirsin. Buna keşfet kubur deniliyor. Bastığı zaman tayi mekan işte bu. Mesela bakın, ben oraya taşınıyorum, orada mıyım, orada olmasam bu haletim olmaz bende. Kesinlikle hayal ve hayalde sorunum yok, tasavvurda sorunum yok, hepsi var. Bir olmadığım yer beden. İki ihtimal var, ya buradasın, yani oraya gittiniz, ya orayı buraya getirdiniz, hangisi? İkisi de mi olsun, oldu? Ne fark eden bir... Ne fark eden ne? Ama mesela... Şey buradan oraya mı gitmektir, orayı buraya hazıra mı getirmektir? Her şey her yerde. Yani ustad da onu diyor ki, o şöyle geçiyor, mesela diyor, Kadir gecesine diyor, geçti dün akşam Kadir gecesiydi diyor, bir daha onu görebilmen için bir sene geçmesi lazım. Yani bu mevzu, o izah edeceğim. Altay mevzusunda konuşmuştuk. İlk önce aksini söyledik, sonra düzelttik. Neydi? Dinde hatırlarsanız, yani bu hayalen oraya gitmek, işte yıkanıyor, yapmak değil, bizimkisi o tarzda değildir diye. İlk önce bir yanlış ifade hazırdı görmek gibi öyle bir ifade vardı. Konuşmuştuk da ben detayını hatırlamıyorum. Geç, sen de yine tutamıyorsun. Yani bu aslında niye bunu söylüyorum? Hani şu bir metodu konuşuyoruz ya, şimdi bir yöntemden bahsediyorsunuz. Yok. Geçme. Aslında onu doğru bir zemine, üstadın tam böyle yani açık nasıl olan ifadeleriyle tam yapmış olsa. Oraya gitmek, buraya getirmek, düşünme metodunu tam oturtmak. Yani bu tahayyül etme metodu falan. Hayal metodu. Şeyi. Orada İhlas Risalesi'ni okur musun? O değildir diyor. O arada ben size şey söyleyeyim. Dünkü Kadir Gecesi'ne yetişmek için diyor, iki yol var diyor. Evet abi. Ya bir sene geçecek ama geçmiş olacak, o değil. Veya kalbin ve ruhun derece hayatına geçeceksin. Mazi ve müstakbel hal gibi olacak. Kadir Gecesi'ni de dün hepsi eşit olacak. Bu Kadir, kudrete mazhar olunca her gecen Kadir gecesi oluyor. Çünkü mazi ile müstakbeli halde beraber görürsen Kadir gecesi oluyor. Dün geceki Kadir gecesini geçmen için bir sene lazım, birinci yol. İkinci yol ise kalbin ve ruhun derece hayatına çıktın mı zaman mekan yok. Geçmiş gelecek yok. Hepsi üçü aynı. Mazi hal istikbal aynı. O zaman Kadir Gecesi'nin bugünle, Kadir Gecesi'nin dünü yarına eşit. Neye benziyor diyor. Çekirdek attık toprağa. Neşinema buldu. Mayıs 1. 10 senede ağaç oldu. 300 senede koca çınar ağacı oldu. 300 sene sonra çıkan yaprak. İlk çıkan yaprağa göre 300 sene geçti. Öyle mi? Ama çekirdekte bu 300 sene mesafedeki çıkacak yaprak da 300 sene önce çıkan yaprakta aynı yerdeler. Hı
çekirdek de aynı. Yani mekan yok, zaman da yok. İşte çekirdek gibi öteye geçtiğin zaman mazi müstakbeli halde görüyorsun, hazırlanda görüyorsun. Kalbin ve ruhun dereceyi ayetine nasıl çıkacağım abi? İşte bu başka konu. Evet, o ne metin, diyor? Metin oraya şey yapalım abi. O gün de konuştuk ama demek ki şimdi şeyler şöyle diyor abi. Onlar diyor farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş, tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor, farz edip düşüne düşüne nefs-i emmari o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadiste ekfirü zikra hadimin lezzet evkama kemakal, yani lezzetleri tarif edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadı. Belki hakikat olduğu için. Bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem mesleki hakikate uygun gelmiyor. Evet. Belki akıbeti düşünmek suretinde. Müstakbeli hazır zaman hazıra getirmek değil. Müstakbeli istikbali zaman hazıra getirmek değil. Belki hakikat noktasında zaman hazırdan istikbale fikren gitmek. Fikri kullanıyor üstad. Evet. Tahayyül tasavvur demedi yani mesela. Evet. Üstad ya. Yani daha üste götürüyor. Fikir da yoldur, o da şeydi. Tahakkülde, evet daha üstte yapıyor bu işi. Evet, İki işleyen yani bir metot var yani. Çok da net burada çünkü ifadeler. Evet. Fikren, bir daha hakikat noktasında zaman hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Evet, hiç hayale, faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Allah-u Alem burada zaman kaldırıyor. Çünkü kısa ömür ağacının başındaki tek meyveye bakmak demek, istikbal hal, hepsi birden ihata etmeyi sanki var. Evet. Biraz o var gibi. Kalbin, tabii mesela hayale ve faraza dedi değil mi? Evet. Ne demek? Faraza tasavvurdur. Tahayyül ve tasavvura. Zaten hiç yukarıda tahayyül tasavvur diye söyledi, teyit etti. Teyit etti. Kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi, onu buraya getirmiyorsun. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi, bak şu an külliyet de kesmeyecek. Bir parça öbür tarafa gitse aslında ölümünde görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünde müşahede eder. Müşahede ihlas etmeye yol açar. Peki şurada biz Beri Hoca'ya şey yapalım. Onu buraya getirmedim, ben gittim. Git, fikren gitti. Fikren gitti. Mesela içimin içine giriyorsun. Girdin. Sana bu imkanı hayal veriyor. Orada şöyle desek olur mu abi bölmeden hemen? Aslında farkı ne olacak? Mecbur tahakkülü kullanabilmek için tahayyül tasavvur hemen geçmeniz lazım. Çünkü tahayyülsüz olmaz. Olmaz. Çünkü bu tahayyülle başlayıp tasavvur ama tahakküle taşımak gerektiğini sanki üstad burada şey yapıyor. Evet, taşımak için. Fikren diyor, oraya gitmek, onu buraya getirmek değil. Yani fikren bilmesi için zaten tahayyül tasavvurun önden çalışması gerekiyor. Kesin çalışmana fikir yok. Yani o zaman burada bir tahakkül veya fikir işi bizim mesleki hakikate uygun gelen bir şey. Temelde o tahakkül işleyecek bizde. O zaman biz yani tahayyül tasavvurda bırakmayacağız. Kullanacağız ama bırakmayacağız. Tahakkül mertebesinde bir fikir, daha külliyetli, daha ihatalı bir nazar olacak. Evet. Zaten birincisi neydi? Geçmiş ve geleceği anda tutan fikirdir. Fikir bir demiştim. He, doğru. Fikir bak demiş. Hmm. Fikir bir yoldur. Ne yapıyor? Geçmiş ve geleceği anda tuttuğu için o caddeyi bir açık bırakıyor sana. O caddede yürüyorsun. Caddede yürüyorsun. Bu da nedir biliyor musun? Fıtratın iktiza ettiği yere doğru gidiyorsun. Hmm. Yani fikren mesela. Kabreye girdim diyor. Öyle zannettim demiyor. Geleceğe girmiş yani. Hayalen kabre girdim diyor. Nünker Mekir'de geldi diyor. Evet. Usta girmiş. Yazsak öyle ama bir şey olmaz. Abi, sizinki Değerli Hoca ile alakalı az önce yaptığınız bence zaman ve mekan içeriyor. Dolayısıyla tahayyül ve tasavvurla alakalıydı. Yani fikren değildi. Üstad kabre giriyor ama hani dünkü kadir gecesi gibi. Fikre girebilmem için ben oraya. Onlar şey dedi. Sonra
O en son yaptığınız, ona onu anlatıyorum şu an mevzu sanki bana... O işte yani. Fikir oldu, onu anlatacaktım. Hmm. Mesela hayalen oraya gittim, tahayyül. O olayı hatırladım hepsini, sistemi tamam. Sonra bana söyledikleri söylediklerimi, bu da tasavvur. Tamam mı? Fikir. Bu ikisinin dışında şu anda bir şeyler var gene. Arkasını bu fikir işte. Abi bir şey daha söyleyeyim. Evet. O fikir dediğiniz noktada artık siz berzahsınız. O saatten itibaren artık bizi de oraya taşıdınız. Bakın berzahsınız ve bizi de etkiledim. Oraya taşıdınız, etkilediniz evet. Şimdi bitireyim şunu. Demek ki hayal ile içimdekilerin içine giriyorum. Hatta onların arkasına geçiyorum. Mümkün olsa, neydi? Mümkün olsa Allah Resulü o kadar, mesela şöyle diyeyim, adam kötü bir haber duyar, midesine vurur. Tamam, değil mi? Mesela diyelim kuru ekmek yer, huzurlu olduğu için ondan balık baklava gibi lezzet alır. En âli bir yemek ve sofrada, eğer huzurunuz yoksa, eğer moralınız yoksa, kavga gözü, o yemek size hiçbir şey tat vermez. Adınız gibi bilin ki lezzet aldığınız yemekte huzur vardır demektir. Alamadığınız yemekte lezzet de, hanımda yemekte sorun arama, sıkıntı sende veya bende. Mesela bazen demiyor musun, olan çok mutlu, huzurluyum, o taş da yesen lezzetlidir. Dışarıda yemeğin için insana keyif veriyor, ailece vesaire, bazen de tavsiye ediyorum. Çünkü dışarı çıktığın zaman hava alıyorsun, bir fikir değişikliği olunca zannediyorsun ki dışarıda yemek lezzetli oldu. Hayır, dışarıya çıktın bir hava aldın. Usta bunu devamlı çam dağına çıkarak yapardı. Tebdil mekan mı oluyor? Şimdi sen bir şey anlatacaksın abim, gel. Ondan sonra hiç ben tekrene girmeden madem girmişiz gidiyoruz. Tamam. Hadi gel. Hasan abi, şimdi şu ben miyim abi? Buna gafur diyebilir miyiz? Tabii senin evet. Der miyiz abi? Kavunun arkası. Değil mi? İmanın arkası. Şimdi bakın içini dışına koyuyor. Kim? Bak şimdi. İçim dışımda. Kendisini resmediyor. Ne tuhaf bir mahlukuz ya. Bununla da bilmediğimiz yeni keşiflere içimize gireceğiz. İçimi dışarı çıkarıyorum. Dışımı yorumlayarak dışımla içimin içine gireceğim. Ayna gibi. Acayip bir şey ya. Aynadır. İçimin içine gireceksin. Biraz da böyle içeriye girsen orasıyla burası eşit oluyor. Hadi. Abi taakkul, berza, vahidi kıyası. Vahidi kıyası da enedir değil mi abi? Biliyoruz. Şimdi enelerin cem olduğu mec'ul olarak şurayı kabul etsek Hasan abi. Şu benim içimde, benim bir vacip tarafım, bir de vücut tarafım var diyebilir miyim abi? Yani şu tahayyül ve tasavvur, serbest bölge benim vacip tarafım mıdır acaba? Hani muayene olmadığı için. Evet. Bu belirlendiği için. Bu belirlendiği için. Abi vücut bulmuş, bu ben. Ama bu serbest bölge abi, emri nisbi, emri itibariyle hani sıfat, esma. Yani Allah'ın melek ve şeytanı burada aktif oluyor ya. Yani çok tuhaf tabii. Yani kırılgan olduğu yer. Olmazsa olmaz abi, vacip yani. İnsan olduğumuz yer burası. Değil veya insan değilsin. Burada oluyor bu. Belirleniyor. İnsan mısın değil misin? İnsan ismine layık midirler diyor. İnsan suretinde şeytanlar diyor usta. Burası seni kırılgan noktan burası. Şurası. Ne olduğunu belirleyen burası tahakkuk. Evet. Yani burası zaten senin serbest bölge. Her daim insan kontrolünde olmayan, her şeyin her yerde olduğu, her şeyin her mertebesi beraber olduğu, aynı yerde olduğu. 4. İnsanın dimağını iksirleyip kalbini mayalandığı bir alem. Burası en böyle diman en ilk şeyi ama en kesin ama en cami, en tuhaf, en acayip. Şunalar acayip. Mesela izanı biliyordum ama izan diman kalbi açılan kapısı. Fakat
İtikadı biliyorduk, ortalık karışacak, hakikaten karışmıştı ama şu tarih dikkat ediyor musunuz? Bir türlü yani dehlizden çıkamıyoruz, şu acayip bir alem. Anlıyor musunuz? İçimin içine giriyorsun, bloku ediyorsun, mazi hali beraber tutuyor. Yani böyle, yani vacibe aynı taraf, vacip tarafımız. Çünkü muayyen değil, zıtların cemi diyorsun. Evet. Senin dediğini tekrar için dolduruyorum. Evet. Melek ve şeytan, şuraya şeytan ve türevleri, buraya melek ve türevleri atıyor. Burası zaten ben değilim. Ben bende değilim. Bak ben değilim. Ben bende değilim. Tamam. Beni ben olarak ben yapan burası. Anlamlandıran bu. Peki burada şey, insan nerede olacaksın? Burayı bu berzahla aktarma. İnsan olmama, burası Müslüman de. Yazar mısın şuraya? Şuraya Müslüman de. Ok, Müslüman. Şuraya gene siyah kalemle tasdi aynı şeyi yazar mısın? Tasdi'ye intizam. Yani üşenmiyorum yani. Biraz sonra sileceğiz ama üşenmiyorum. Meleği anlaya, manzaralar teşkil ediliyor, hafızamıza kalıyor. Altına yazar mısın abi? Siyah. Oraya kırmızı yaz. Kırmızı yaz. Kafir. Şu kırmızı sil, yeşil yaz. Müslüman de. Bunu yapan, hem anlatayım, burası. Tam Mevlana diyor ya, her şey üst üste geldi. Tamam bitti. Tam o dediğin an diyor, o virajdır. En kırılgan noktadır, o virajdır diyor. O senin kaderindir diyor. Orası. Bir daha, her şey üst üste geldi. Artık bitti. Tahammül edemiyorum, çekemiyorum dediğimiz anlar var ya. O diyor virajdır. O viraj alman gerekiyor. Orası senin kaderin. Bırakma. Bırakma. Hiçbir şey yapacak bir durumda değilsen bari şunu yap. Otur. Bekle. Viraj dönecek zaten. Al sana viraj. Mevlana'nın dediği o viraj bu. Senin kaderin bu. Viraj al. İşte ikisinin de şeyi var. Bu kafir. Çünkü buradan akanlar şuradan atıyor. Şeytan melek atıyor. Türevi kim? Müslüman cinler. Türevi elva aliye. İki mevade aliye. Şeytan türevi, kafir cinler. Elva habiseler, mevade şeriler. Şerireler. Buraya atıyor. Tamam. Ondan sonra buradan damlalar akıyor arkadaşlar. Gafurun damlalar. Tamam. Sahip çıkma. İşte Müslüman'ın vesvese ettiği şey şu. Burada niye var diyor. O insan olduğun için var. Şimdi şunu. Burayı kapatın ve Türk yolunu çalsın. İnsan olur musun? Meleklerin özelliği şudur. Şeytan atamıyor. Şuraya. Neredesin? Ha. Şunu hissedin bak. Ve kapalı bir kutu var. Kim bu adam? Melektir. Bu melektir. Aynı sistem. Şimdi tersini yapıyorum. İhtiyaç yoktu. Zaten var melek. Evet. Bak şimdi. Şeytan da var. Tek başına. Şimdi bunu siliyorum arkadaşlar. Bu şimdi kimdir? Şeytandır. Şu anda şeytandır. Peki. İkisini de siliyorum. Şu anda kimdir bu? Hayvandır. Hayvandır. Koy. Öyle derler mi? Çaylı. Koy mu? Karo, neydi o? Hakonç.
Mesud'un gibi. Mesud'un gibi. Mesut Yılmaz'ın kaf var. Aslı soy ismi Yılmaz değil, Dalbastı'dır. Kaf var. Hayvan. Hayvan demiyorum. Bu hayvan. Şimdi soruyorum. Bu latifenin arkası mı? Niye bende vehim ve vesvese var? İnsansın da ondan. İnsan olduğun için. Ne demek o? Bir daha. Üşeniyorum doktor bak. Bak. Bir daha. Şeytan. Melek. İkisini açıksın. Camı cemsin. Camı lezzatsın. Yok. 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 Yok olduğun için varsın. İnsan olduğun için. Ha, şimdi bugün avam iyi değil. Adamlar biraz galip. Onlar biraz pasif sende. Niye? Niye iyi değilim? Dün akşam televizyon seyrettim. Bilmem bir şey yaptın. Şunu yaptım, bunu yaptım. Sabah işe giderken ay tamam çok iyi falan fiyaka. Olacak hali yok tabii. Gece bunu doldurdum. Surat asık işlere gelmeler herhalde bundan. Adam Kur'an okumuş, namazını kılmış, çocuk çocuğuyla oturmuş, sohbet etmiş, kestane patlatmışlar, mısırcı yapmışlar, çay, sofa bezini sermişler. Herkesin eline çay bardağını vermemişler. O odada, o mutfakta dememiş. Bez sermiş. Bez haddi belirliyor. Çok önemlidir. Basit gibi gözüküyor. Bez olacak. O şey, hudut belirliyormuş. Nisbi yapıyor bize. Sonra itibara dönüştürüyor bize o bez. Orada kestaneyi koyduk, patatesi koyduk veya işte mısır patladı. O netamı çay içtik. Bu halette namazımızı da kıldık, yattık. Sabah tabii ki böyle kaliteli adam olacağız. Çünkü atam bunlar. Hep biziz. Biziz biz. Biz yapıyoruz. Diyor ya ayette, başınıza gelen mesela musibette hastalıklar, ellerinizle işlediklerinizin karşılıklarıdır. Bak biz misal söyleyeyim, çoluk çocuğun olsun, bizi serdik abi, koyduk mavi patatesle, etrafta sohbet ediyoruz, aha abi, geçmişler, şöyle, şunlar, bunlar konuşuyoruz. Namazı da kıldık, dişimizi fırçaladık, tamam mı? İstiğfarımızı okuduk, tebareki de okuduk, yattık. İş yerinde tabii ki çıkarsın, çünkü dolusun ya. Akşamın enkazı yok, hani derler ya akşamdan mı kaldı? Böyledir ya. Mesela dün akşamdan beri ben yoğun artık herhalde vakti geldi dedim, sihir var, tamam mı? Konumuzda şimdi tahayyül ve tasavvur. Sihri beyanı, beyanda sihir var. Sihir biraz bahsettim size, Harut Marut'u bahsettim geçen hafta değil mi? Önceki hafta mıydı? Nasıl? Burada oluyor sihir. Anlatmıştım. Şimdi bir parçası kalmıştı. Onu da anlatırım, öyle girerim dedim. Yani şeyi anlatıyorum, plan projemiş o. Paldır küldür değil. Bak, bu kadar iki deftere de çalıştık. Diyoruz ki, öyle geçiyor. Başlarken 27. defterin 325'inden, 27. defterin 313'e geç. 25. 27'ydi şimdi kadar. 25. defterin 100'de sihire de gir. Yani plan böyle estiği gibi yok. Niye? Burayı biliyorum çünkü ne yapacağını. Bazen bir anafor olup kontrolden çıkacağız. Yani bunları hem ders yaparken hem metodu. Yani böyle çalışıyor, sistem böyle çalışıyor. Üstad Hazretleri elinde kalem, affedersiniz tuvalete gidecek. Çalışıyor barlada, gidiyor, yolun ortasına geliyor. O kadar kafası orada ki... Nereye gideceğini unutmuş, geri dönüyor. Tekrar çalışıyor. Tekrar ihtiyacı olduğu zaman 3 defa tekrar etmiş. Tuvaleti unutuyor. Yani kafa mı basmış, yapmıyor tabii. Unutkanlık, unutkanlıktan değil. Merkeze bağlılıktan geliyor. Onun için böyle, hakikaten... Bazılarında diyelim. Bazılarında. Onun için her unutkanlık günahtan değil. Şimdi ben hatırlayamıyorum. Çünkü merkeze bağlı. Abi şu en son okuduğunuzda destek olmak için herkes hakkı helal etsin. Zaten yeni. Yaz bana sattı, ona sattı. Hani siz öğrettiniz, tatlıya gelmeden yapamıyorum Hasan abi. Çizmeden yapamıyorum. Ne yapayım Allah aşkına? Şimdi Hasan abi, Allah aşkına bakın. Şimdi bak. Şu Hasan Akar.
Neysen değilsin. Tamam. Çünkü sizin üzerinizden gideceğim. Tamam peki. Burada Dehre Yusuf Hoca. Bu da Dehre Yusuf Hoca. Ben de varım burada da bir nokta olarak Hasan tamam. Abi. Şimdi Hasan abi. Orada bir leke var orada bir şey yıkısı aşağıda. O sensin diyor. O be. Şimdi Hasan abi. Şu yuvarlak. Hı-hı. Siz karostasınız. Tamam. Şu yuvarlak. Siz küçük çekmecedesiniz. Tamam. Tamam mı? Şöyle. Şimdi siz Hasan abi, siz buradan hayalinizin hayaline girdiniz. Hı hı. Buradan buraya geçtiniz, devam ettiniz, buraya geçtiniz. Hı hı. Tamam mı abi? Onu anlatıyorum. Şöyle bir ok. Tamam mı? Şimdi... Dışarıda da Hasan Akar var değil mi? Var tabi. Asıl Hasan Akar burada. Orada yazsana. Evet doğru. Oraya Alem Şehadet yani evet. De istersen veya ne demiş? Küçük çekmecede. Küçük çekmecede ha. Daha evet. Soğuk olsun. Düşünmemiz kolay olsun. Küçük. İken orada değil. Çekmecede. İki. He ya. He ya diye yapalım. Tamam. Şimdi Hasan abi. Benim asıl anlatmak istediğim bu değil. Bu sizin anlattığınız. Bir de Hasan abi, şurada zaman olarak diyorum. Şimdi biz tahayyülümüzü kullandık ya. Yani zaman tahayyül ve tasavvurumuzu kullandık. Zaman ve mekanı kullandık ya. Şimdi orada Hasan abi, Dehre Yusuf Hoca o dönemde Dehre Yusuf Hoca'ya diyorlardı ki ben Gafur Mahmutoğlu olarak o zaman ne Hasan Akar'ı tanıyordum, ne Zeytinburnu cemaatini tanıyordum, ne de Risale-i Nur'ları bu ölçüde tanıyordum. Hiçbiri yok. O dönem Dehre Yusuf Hoca'ya diyorlardı ki, sen Gafur'u neden çok seviyorsun? Hatta çocukları bana diyordu ki, biz bazen diyoruz ki, senin nasıl bir ayrıcalığın var ki? Evet derdi. Evet. Bunu çok, evet, buna çok yakın tutardı. Evet. Neden? Hatta bana dediğini biliyor musun? Yok. Sana söyledim ya. Hangisiydi? Bir gün benden birisi geliyor dedi. Bal götürmüşsün galiba. Bal götürmüşsün. Bana akşam dersi yaptık. Çayla. Onun evine özel giderdim. Al bu bali dedi. Şişede. Hocam dedim. Onun pıtığı yok biliyorum. Sana gelmiş bal ben alma. Dedi ki bu balı getireni keşke burada olsa da tanıştırsan onu bırakmasaydı keşke. Allah İnan bana yalan demem. Torpiller almışsın mesela. Ama dedi zahirde görünüşte pek dedi şey değil. Beni tarif etmiş. Vesaire. Yani bir kişi içinde demişti ama onu bırakma demişti. O beni bıraktı. İki kişi için söyle, bir senin için demişti. Bir de birisi var. Hapise girdiğim zaman o bıraktı beni. Ben bırakmam Allah'ın izniyle Hasan abi. Siz beni bırakmaya yeter ki. Şunu anlatacağım Hasan abi. Toparlamak için. Tamam koy da geçeyim. Yok yok anlatacağım. Şunu anlatacağım Hasan abi. Şimdi burada Hasan abi diyorlardı ki sen bu Gafur'u neden seviyorsun? Evet. Şimdi bakın siz hayalinizin hayaline girdiniz. Girdim şimdi. Evet. Dehre Yusuf Hoca da dışının dışına çıktı. Çıkmıştı. Evet. Burada şu an ahirette Gafur'u gördü. Gafur Bahadır Mahmutoğlu'nu burada gördü. Sizinle ilişkilendirdi. Girdi. Burada sevdi. Evet. İşte bunun birine keramet, birine ilham diyebilir miyiz abi? Denilebilir. Şimdi şey de var. Bazen de dışın içine geliyor ya. Nedir o? Kur'an okurken münasebetsiz bir adam. Yani o kadar sevdiğimiz bir adam değil mesela.
Kur'an okurken giriyor. Yani içimin içine giriyor. Yani içinin içine giriyor. Ondan sonra teveccüh ediyorsun. Ona bir dua ediyorsun. Daha da gitmiyorsa telefon ediyorsun ne var falan. Veya dua ediyorsun. Böyle bir garip şey var. İçimin içine, dışımın dışına, fiil mafi aynı böyle çalışıyor. Garip bir halimiz. Kısacası. Hadi gelin. Devam ediyoruz. Şeyden. Bir daha sana bu mesela düşünüyorum. Keşfer kubur giriyor ya mesela içine. Evet. Bu çok fazla olursa mesela Abdülkadir Ceylani giriyor, kaldırıyor, ölüyü kaldırıyor. Doğru mu? Evet. Mesela mekanın altına iniyor ama Hazreti İsa için mesela derslerde şey yaptım. Kaldırıyor ama hani o zamandaki durumunu geri getiriyor. O öldüğü durumu geri getiriyor. Hani kalkınca gene bir şey çalıyormuş. Mesela ölü diriltti ya Allah'ın izniyle Ceylani. İsa Aleyhisselam mucizesi de o cinsten. Ölü nasıl diriliyor? Çünkü o insan yaşarken bir sürü bedeni misalileri vardı. O anda geçmişindeki bir beden misalesini şu anda aktif etti. Şu anda onun, şu anda ölenin üstünü örttü. Bu Resulullah'ta var mı? Vardı ya bir sahabe, annesi geliyor galiba. Ordunun başına geliyor, oğlunu söylüyor, işte adını unuttum. Nerede diyor, diyemiyorlar. Yani arkada Resulullah, ordunun ortasındadır. Başında, ortasında, sonunda. Sonunda Ebu Bekir var, ortada Resulullah, Hazreti Ali ordunun başındadır. Öldüğünü ben nasıl diyeyim ya? Ordunun komutanı söylesin dedi. Böyle işaret ediyor. Hazreti Peygamber'e işaret ediyor. Git ona söyle diye. O da anlamış ki arkadan geliyor. Kadın öyle anlamış. Hazreti Ali böyle şey yapmış. Sonra Allah Resulüne söylüyor. Ya Resulallah, oğlum falanca unuttu mu sahibi? Nerede? Mektubatta da geçiyor ya. O da Hazreti Peygamber Aleyhisselam arkada kaldı. Şehit oldu. Diyenet, arkada. Ama ifade edemedi. Arkada kaldı. O da kadın anı zannetti ki, ha ordunun arkasındadır. Bunu fark eden Hazreti Ebu Bekir, yani Hazreti Ali diyemedi, Resulullah'a attı. Hazreti Peygamber de ifade edemedi ama şeye attı, cepheye şey yaptı. O da bana attı dedi. Yani Ebu Bekir, Hazreti Peygamber, yani o söylesin, Ebu Bekir söylesin diye de denilir. Veya şehit oldu da denilebilir. Peygamber böyle yaptı. Ya Ebu Bekir söylesin veya şehit meydanındadır diyecek. Şimdi Ebu Bekir de artık böyle yapamaz. Çünkü en sonu. Ordunun sonu da o. O her şeyin başı ve sonu olan Allah'a iltica etti. Allahu Ekber diye tekbir getiriyor. Buyur ya Ebu Bekir, beni mi çağırdın dedi. Arkadan adam geliyor. Ve işte mektubatta geçiyor. Ha, bu mektubatta yok abi. Başka bir şeyler var mı? Dışarıdan anlatılıyordu galiba. Var var. Anlatılıyor mu? Nefer. Mektubatta bu var. Ha, bu var mı? Var. Onunla o ölü kalktı bizimle yemek yedi diyor. Eğer diyor kastetseydi bu Allahu Ekber'in feveran Hazreti Bey'in bütün ölüler dirilirdi diyor. Ölü, hiç yokken dirilten Allah ölü diriltemez mi? Kendi ismi anının mazarı oldu da Allah-u Ekber'e azami derece mazarı oldu. Ebu Bekir o anda artık yapacak bir şey yok. Hazreti Ali attı. Hazreti Peygamber de attı. Bu nereye atacak? Allah-u Ekber dedi kadına cevap olarak. Ne diyeceğim diyor. Ben de sana attım dedi Allah'a. Ebu Bekir de Allah'a attı. Allahu Ekber, sen söyle dedi. Sen söyle bu kadına ya Rabbi dedi. Allah da söyledi. Allah da bu yakışırdı. Allah da böyle konuştu. Allah Allah attı. Buyur Ebu Bekir, beni mi çağırdın diyor. O ölü kalktı bizimle yemek yedi diye geçiyor mektubatta. Evet, 313 açıyorsunuz. Tekbire girmeyeceğim. Bu aletle giremeyeceğim. Görünen o ki. Evet. Üf. Sözler 633. Defter kaçın sayfa? 313, 27. defter. Hayal mı, tahayyül mü? Tahayyül. Tahayyül toplaması o zaman. Aman yarabbim. Bugün bunu çıkarsak tamam. Ha, uzun olan şey. Bak kaç sayfa bak. Bir,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayfa. Bit. Bismillahirrahmanirrahim. 633 sözde. Ama ya. Öyle de metin okuyorum. Suy ihtiyarından neşet eden küfür sarhoşluğuyla ve dalalet divaneliğiyle Sani Hakim'in şu misafirani dünyasını tesadüf ve tabiat oyuncağı olduğunu tevehüm edip ve cilve-i esma-i ilahiyeyi tazelendiren masnuatın zamanın geçmesiyle vazifelerinin bittiğinden alemi gayba geçmelerini Adem ile idam tasavvur ederek, burası uzun olmasının sebebi hem tasavvur var hem hem tahayyül var. Adem ile idam olduğunu tasavvur ederek, yani Adem'i görüyor musunuz nerede? Adem ile idam tasavvur ederek ve tesbihat sadalarını zeval ve firak-ı ebedi vabelyası olduklarını tahayyül ettiğinden, ustad tahayyülü ve tasavvuru unutmayın, eylemde gösteriyor. Uygulamalı gösteriyor. Bu budur demiyor. Uygulayarak bu budur diyor. Bir daha bakar mısın? Bir daha. Adem ile idam tasavvur ederek, tahayyül ederek demiyor. Ve tesbihat sadalarını zeval ve firak ebedi vabelası olduğunu tahayyül ettiğinden, şimdi tahayyül etti. Ve mektubat-ı samedane olan şu mevcudat sayfelerini manasız karma karışık tasavvur ettiğinden yine ve alemi rahmete yol açan kabir kapısını zulümat-ı adem tasavvur ettiğinden ve eceli ve hakiki ahbaplara visal daveti olduğu halde bütün ahbaplardan firak nöbeti tasavvur ettiğinden hem kendini dehşetli bir azab-ı elemde bırakıyor, hem mevcudatı, hem Cenab-ı Hakk'ın esmasını, hem mektubatını inkar ve tezif ve tahkir ettiğinden merhamete ve şefkate layık olmadığı gibi şiddetli bir azaba da mustahaktır. Hiçbir cihette merhamete layık değildir. Bu sehli mümtenidir. Zahire bakınca anlatılmak istenen mana anlaşılmıştır. Bu seyit. Risale çok kolaydır. Anlaşılmıştır. Şimdi içerisine baktığın zaman neyin nesidir? Benim aleminde mümteni oluyor. Evet. İçine bir bakalım. Dediğin zaman mümteni. Seyli mümteni var. Şimdi çıkarımlarım. Bir. Sarhoşluk ile bizim bildiğimiz içki, içki ile değilmiş. Bak. Küfür sarhoşlukmuş. Görüyor musunuz? Dalalet divanelik. Divanelik Bakırköy'de yatan değil. Geçen bir tanesi bana göndermiş. Elazığ timarhanesinden bir delilin Allah'a mektubu diye. Ama acayip etkilendim ya. Ben de öyle deli olsun. Yani o ne delisi ya? Dinledin mi doktorum? Biliyorum. Ama bu tuhaf değil mi ya? Sen Bakırköy'de de iş yaptın değil mi? Çalıştın biliyorum. Yani Bakırköy'de şeyinde diyalizde çalıştın ya. Ama sizin illerinizdeydi de. Onu diyorum. Yani deli görüyoruz Elazığ timarhanesi. 50 kaçta vefat etmiş? 65'te vefat etmiş. Arzuhaldır diyor. Rabbime arzuhaldır diyor. Allah'a arzuhal yapmış. Ya şimdi çok acayip şey. Sarhoşluk içkiyle olmuyormuş. İçkinin bir müddeti var. Hazreti Ali diyor, mal sarhoşluğu diyor, ölünce bitiyor. İçki sarhoşluğu, tesiri geçince bitiyor. Başka bir sarhoşluk var, farkını, bak parmak basıyorum. Küfür sarhoşluğuyla, dalalet divaneliktir. Bir, çıkarımlarım, bak nereden çıkarttın diyor. Yani burada, tipi tipten değil, bak burada, bir şey çıkarttım yok. Gözük, oradaydı, öne çıkarttın, görüyoruz. Bir, öyle mi Osman? Evet, evet. Ha, sarhoşluk, sarhoşluk ile bizim bildiğimiz içki ile değil sarhoşluk. İki, dalalet divanedir. Lugata bak. Kısaca dalalet neymiş? İman ve İslamiyet'ten ayrılmaktan, Allah'a isyankar olmaktan
şaşkınlığın doğurduğu sarhoştu. Bunu lügat değil, ben lügat veriyorum artık. Yani Risale-i Nur okuyarak dalalet nedir diye lügatlıyor. Risale-i Nur'la. O bizim lügatta değil. Bir daha. Dalalet neymiş? Bizim lügatta yazarız. Yaz. Dalalet, iman ve İslamiyet'ten ayrılmaktan, Allah'a isyankar olmaktan şaşkınlığın doğurduğu sarhoşluk. Yani mazi ve mazi hal ve istikbalin kalkması. Mazi hal istikbalin kalkması. Küfür ise kafirin sıfatıdır. Hak dinin inkar edip gizleyene kafir denilir. Yani inkar yok bu. Kafir demek Allah inkar demiyor. Kafir manası Allah inkar değil. Örtüyor. Şirk nedir? Eş koşuyor. Yani farkın bakın. Yani kafir var olanın üstünü örtüyor. İnkar etmiyor, örtüyor. Gizleyen. Araplar şeyi çiftçiye bazen bazı bölgelerde kafir derler. Çekirdeği örttüğü için. Kafir örten demektir. Şirk eş koşan. Birisi rububiyeti ortadan kaldırır, birisi uluhiyeti. Mesela şirk rububiyeti ortadan kaldırır. Eş koşuyor. O da var ama o da var diyor. Tamam mı? Uluhiyeti. He. Uluhiyeti ortadan kaldırıyor. Kaldırıyor. Rububiyet ise... Kafir rububiyeti ortadan kaldırıyor. Kafir işte evet. Kafir rububiyeti yani örtüyor. Allah'ın icraatını. Evet. İcraatını örtüyor. Şirk ise uluhiyeti kaldırıyor. Dinsizlik neymiş? Yani halde kuralsız demektir. Dinsizlik. Bu böyle bir lügat olmaz ha. Halde kuralsız. Mazi ve müstakbelin eşit olması demek. Bu iki sıfat insanı sarhoş ediyormuş. Dalalet ile hangi sıfat? Bir dinsizlik de küfür. İnsanı sarhoş ediyor. Yani serbest bölgeyi şeytan ve avanelerine teslim ediyorsun. Artık mutlak hakim onlar. Şu. Yani şurası. Artık bu ortadan kalkıyor şu adam. Şu adam ortadan kalktı. Sadece şeytan var. Sadece bu adam var. Yani şu sokakta gördüğünüzü korkmayın de. Korkmayın size söyleyeyim. Ha vallahi billahi. İnsan suretinde kesinlikle şeytan. Yani bunu kelam-ı fesa meziyet değil anlamak. Vallahi haza şeytan. Diyeceğiniz insanları görüyorsunuz. O öyledir. Libaslısı. Yani insan suretinde. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Miraç'ta geçmiş kavimleri de gördü. İçini dışına, dişin içine çevirdi var ya. Ayeti geçiyor değil mi? Hınzır, domuz, yılan falan çevirmiş. Allah Resulü dedi ki ya Rabbi, ya Rabbi benim ümmetimi böyle yapma. Domuz, yılana çevirme. Allah duasını kabul etti ama Allah Resulü'ne şunu unutturdu. Ruhunu yapma diyemedi. Hani suretini yapma. Tamam mı? Sureti var ya. Ama simasını, siretini yapma diyemedi. Dolayısıyla ulema da der bunu ayette. Evet, geçmiş kavimlerde siretini surete çevirdi, batını zahir yaptı. Şimdi evet, batın şey zahirisi domuz, yılan, akrep değil ama ruh bu. Ruh şeytan. Şimdi usta diyor ki, bazı şeytanlar var, iblisler var ki diyor. Eğer libas giyseydi, şunlar gibi olacaktı. Bazı insan suretindekiler var ki, libası çıksaydı iblis olacaktı. Tamam. Şimdi, bazı videolara rastlarsınız. Birkaç tane bana gösterdiler. İnsan suretinde gözükebiliyor, temessül edebiliyor şeytanlar. Çünkü Resulullah zamanında geldi ya, kapı çaldı. Çalmadı mı? En çok kimi sevmesin? Seni ya Muhammed. İşte en çok kimden rahatsız olur? Gencin işte namaz kılmasın. O adam mahluk ya. Şeytan o zaman gözükürdü. Sonra merhametten korkmasınlar diye gözükmez şey formatına soktu Allah onu. Şeytan mahluktur. Yani
şu mesela bazı videolarda denk gelir. Doğrudur yani. Öyle orada bir birisi var yani. Gözükür yani. Gözüküyor. Mesela haram mekanlarda çok olur. Mesela kadın erkekte karışma, şu anda Allah hatırıma getirdiği yeri soruyorum. Kadın erkek en çok olduğu yer, hani gayrimeşru yerler değil mi? Orada hayrok, sif şer var, orada pek olmaz. İş ortamlarına mesela. Bak orada olmaz pek şeytan cisme. Çünkü zaten bitmiş orada. Hayır şer karma değil olur. Tamamen şer olan yerde pek olmaz, bitmiş o. Gelmez oraya. Zaten şimdi. Kadın erkek düğünler var ya karma. O oyunu. Orada çok var. Zemin tam müsait. Evet yani hayırla şerin çarpıştığı zirve kırılan noktasında. Orası çok müsait. En çok müsait orada. Çünkü hep şey var. İçki var. Kadın var. Haram-ı selamlık yok. İsyan var. Namaz kalkmış. Çünkü o düğünde namazı unutmuş, ezanı unutmuş. Yani dinin tarif ettiği her şey uyuyor oraya. Orada evet, tamam. Üçüncü bir çıkarım. Emre, arkanda dikkat et. Vücudu şeylerin kendi aleminde Adem'e döktüğü yer tasavvurdur. Bak ne çıkarımlar, görüyor musun? Ne böyle kaliteli şeyler geldi. Bak. Vücudi şeyler var ya mesela, yaşıyoruz, para kazanıyoruz, ekmek yiyoruz, yaşıyoruz tam ama namaz yok. Ama din yok. Yani İslam yok hayatında. Mümini gayrimüslim. Çünkü İslamiyet'te inanç yoktur. İmanda inanç vardır. Allah'a iman, peygambere iman. Ama İslamiyet'te namaza iman yok. Namazı kılmak. Oruca iman değil, demiyor Kay. Orucu tutmak. Gitmek hacca. Vermek zekat, gitmek haç, getirmek kelime-i şehadet. Hepsi eylem. Eylem yoksa kendisi yoktur. Zaten eylemin adıdır İslam. İtikat olsaydı itikatla geçerdi. İtikadın içerisinde namaza inanmak var mı? Yok. Mesela tesettür iman esasından değildir. Eylemseldir. Tesettür varsa vardır, yoksa yoktur. Anlıyor musun? Eylemsel ha. Yani öyle inanmak değil mi? Şimdi, niçin bunu söyledim? Namaz kılmadın, yemek yedin. Yaşadın, bütün hayatın Adem'e gidiyor. Çünkü onu vücut formatına dönüştüremedin, namazla dönüşürdü. İşte vücudi şeylerin, yani bak kafasında takke var vücudi. Yani yaşadığın şeyler, yaşamadıklarını da demiyorum ha, yaşadığın şeyler kendi aleminde anlamsız. Mazi, bütün hepsi Adem. Hiç. Hiçbir anlamı yok. Bir misal vereyim. X bir kardeşimiz aradı. Aklınıza kalsın diye yapıyorum. Ben oyun oynamıyorum. Böyle şey, eylemsel misal vererek. Buyur kardeş. Abim, babama dua eder misin? Kanser. Tamam. Bizim... Ne soracağım? Doktor ne sorardı? Tahkik ettiniz mi? Bilmem ne yaptınız mı? Değil mi? Götürdünüz mü? İlgilendiğim ben. Sen olacak. Ben de şunu söyledim. Babanın namazı var mıydı kardeş? Yoktu dedi. Ben dua edip mesela duam kabul olsa. Yaşadı da ne oldu? Bundan sonra yaşayıp ne olacak kardeş sence dedi. 60 küsür yaşında 69 yaşında. Ne? Şimdiye kadar namazsız yaşadı. Bundan sonra ya, namazsız yaşamasının anlamı var. Bırak kardeşim ölsün gitsin ya. Daha fazla şer olmasın. Yani yaşadı, yaşayıp da ne yapacak? Yaşadı ne oldu ki? Çünkü Adem'e gitti. Ha namazı yok. Var. Allah Resulü diyor ki, hayatınızda İslam varsa toprağın altı, toprağın üstünden daha hayırlıdır. İslam yoksa hadis. Toprağın üstü, toprağın altından daha hayırlıdır. Bırak kardeş gitsin ya. Namaz var mıydı? Yaşasın o zaman. Çünkü bir ikindiyi de kılması da kârdır. O zaman ya Rabbi hayırlısı nasip et diye dua edin. Çünkü şimdi niye söyledim? Eylemsel göstermeye çalışıyorum. Vücudi iyi çekiyor. Yaşadığı bir hayatı tasavvur Adem'e dönüştürüyor. Şurası. Çünkü tasavvur emri itibarilerdir. Anlamsızlaştı. Hep girenleri
girenleri anlatsın. Şurada bu kaldı ama sonra şey yanlış anlaşılır. Emri itibari, emri nisbi de şey demiştik, ona baktım. Evet. Emri itibari nisbi onu bayağı konuşmuştuk. Tasavvurda ikisi de. Ama ilk önce tahayyülden, yedi duygudan gelenler tasavvurda emri nisbilerimizi oluşturuyor. O emri nisbilerimiz de bizim işte vehim zan bilgilerimiz, şeylerimizle emri itibarlerimizi oluşturuyordu. Yani o ikisi emri nisbi, emri itibarı tasavvurdadır. Ama ilk önce tahayyülden gelen şeyler ilk önce emri nisbileri oluşturuyor. Böyle konuşmuştuk. Şimdi evet böyle doğru. Konuşmuştuk. Tamam. Yani şu girenler mekansalsa, şekilse tahayyülden, fikirse tasavvurdan içeriye giriyor. Tahayyülden gelenler emri nisbileri, şeyden gelense emri itibariyle oluşturuyor. Yani bunu söylüyoruz, değişen bir şey varsa söyleyin. Yok yok yok. Farklı bir yok yok. Yani tasavvurdadır ikisi de. Tamam. Ama tahayyülden gelenler nisbileri oluşturuyor. Tasavvurdan gelenler itibarileri oluşturuyor. Ve imza, şüphe, düşünce, şüphe, evet. Bizlerimizle beraber emri itibarlarımız. Acayip bir şey. Mesela ne kar var ya? Kuru bilgi ne? Ne olacak bunlar? Altında eziliyoruz. Kitap yüklü merkebe mi? Hayır. Bak, vesvese mi var? Vehim mi var? Şüphe mi var? Tereddüt mü var? Tasavvurdadır. Emniyeti yok onların. Niye var? Zengin olman için. Zengin düşünmen için. Tek boyutlu düşünmemen için. Düşüncene zenginlik katması için. Anlam katması için. Bir düşünceye, farklı düşünceleri içinde barındıran bir kalıp olması için sana Allah tasavvur verdi. Bir kelamda nihayetsiz mana mertebesi olabilmesi için bu tasavvur denilen sistemde şüphe, tereddüt, zan şeyler yüklenmiş. Bende niye zan var, niye şüphe var? Tasavvur vardı ondan. Niye bende oluyor? İnsan olduğun için. Sen de olmasını istemiyorsan insan değilsin. Çünkü kalıpsal bir hayat, kalıpsal bir düşünceyi Allah seninle yitirmemiş. Yani nihayetsizlik verebilmesi için o kapı, o kay, iki tarafını nihayetsiz şekillendirmek, nihayetsiz farklı anlam yükleyebilmek, farklı anlamlar çıkartabilmek, zengin düşünebilmek, zengin bakabilmek, külli bakabilmek için bu sistem çalışması lazım. Çağırmıştı. Yani çoğusu da öyle müspet. Nurcu vardı, beni davet etti. Yani bizim bu tasavvuf bize anlatır mı? Çekincelerimiz var. Bize bu işle alakalı. Yani bir sorularımız var. Hususi anlattı. Orada değil mi? Zenginleştirmek için. Sen bunu kapatıyorsun ilaçla. Diyor ki, farklı düşüncelerini kapat. O zaman ne olacak böyle? Ha, peki ne yapacaksın? Kıblesine koymamız lazım. Niçin ilaçla kapatıyoruz? Onlar dağıttı. Çünkü kıblesine koyabilmen için din lazım. Din olmayınca başka koyamazsın. O zaman mecbur ilaç içeceksin. Din koydun mu, her şeyi kıblesine koyun. Yani kendini çağır. Dinde var bu. Benim nefsim diyen, benim ruhum diyen, benim cini ve şeytanı kabul etmediği için onun tahribatını bedensel zannediyor. Mesela niye attın diyor kendini. Düz gördüm diyor. Mecbur onlar. Halüsinasyon, şizofreni diyeceksin. Şizofrenin altında şeytan, cinler var, iblis var yani. O ayette de söylüyorsunuz, yanlış olarak sevk eder diyor. Ha, mesela. Şimdi bende niye zan var, bende niye şüphe var, bende niye tereddüt var? El cevap, insan olduğun için. Külli bakabilmen için, küllüleşmen için. Şeytanları da, meleklerin de sende cem olduğu için. Çok küllisin ondan. Devam. Üçüncü, dördüncü maddeyi okuyorum. Şeyde abi okut. Şu oraya gidiyorsan, şey doktorum şunu da vereyim. Bir tane sıcak şey verebilir misin? Veya şey sen otur. Erdinç ver. Bunu da koy. Sıcak kar sana zaten. Emir nisbiler mahluk muydu sana? Bunu soruyorum. Mahluk mu yoksa değil mi? Emri itibari emri nisbiler mahluk mudur? Şundan bir. Vücud-i ilimleridir. Vücud-i ilmidir. Mahluk olsa değiştiremezsin. Şimdi mesela niyet şöyledir. Eğer bizim meyillerimiz, unutma, emri itibarilerimiz, emri nisbilerimiz mahluk olsa Kur'an ona vazgeç diyemez. Çünkü mahluksa değişmez. Yani mahluksa olmamışlığını düşünemezsiniz. O zaman mahluk değildir.
ama mahluk değil ama hiçlik de değil. Vücut ilimler olduğu için buna şu anda teklif ediyor. Diyor ki değiştir diyor. Mahluk olan bir şey. Mesela bak şu defteri görüyor musun? Şuraya koymamış olsaydın. Bu mümkün mü artık? Koymuş. Artık olmamışlığını hayal edebilir misin? Yok mu? O zaman emrin ismi, emri itibarilere ihtiyar, işte Kur'an diyor ki yap. Örnek veriyordunuz ya abi, devamlı kararın değişiyor. Değişiyorsa zaten daha karar vermemişsin yani. Kararın değişiyor diyor. Devamlı düşünce değişiyor, ona karar diyor. O abi diyor kararın değişiyor. Ona örnek vermişti, dergide de çıkmıştı. Bizden izin almışlardı. Dedim oku al. Oku çekti mi yani? Yasin. Bıraktın mı? Karar mı? Karar mı? Hayır. Şu anda kime atayım? Gafur sana mı çek? Peki. Vişş gitti. Onun adı karardır. Onu olmamış kabul edemezsin. O hedefi attın mı? Buraya attım olmaz artık. O gitti. Ha, karar demek okun yerden çıkması demektir. Çıkmışsa onu değiştiremezsin. Eyleme dönüşmüş. Değiştiremediğin şey karardır. Yoksa ikide bir değiştirdiğin şey karar değil, düşünceler. Karar dimağda hangisine tekabül eder? Karar tasavvurdadır. Tasavvurda mıdır? Karar. Tasavvurdadır. Karar. Bence o hani cüz'i ihtiyarı koyduğumuz yer neresi orasıdır. Orasıdır. Değil mi? Oraya kadardır. Ha. Ama buradan başlıyor. O neydi? İltizamdır. Bak. İltizam. Yok, iltizamda. İltizamda demiş. İltizamda. Bak şimdi ama. Şimdi burada bunlar oluşturuyor mu nisbi itibariler? Tamam mı? Bir sürü zenginlik katıyor. Vücud ilimleridir bunu. Evet. Akıl zaten berzahtır. Evet. Tamam. İlme dönüştürdü. Tasdik ilimdir. Tamam. Peki bunların üstünde bir şey olması lazım. Bu kalbe açılıyor. Bu iltizamda ne var? Artık lazım kılıyorum kendime. İhtiyar. Muhtarım artık. Yani ne demek? Altıma hakimim. Bunlara vücud-i ilmi daireleri deniliyor. Dördüncü çıkarım. Sıkıldınız mı? İyisiniz değil mi? Çok iyi. Bugün havanız çok iyi çünkü benim de çok iyi. Allah'a şükür olsun. Ha, çok acayip. Yani en azından insan olduğumuzdan gurur duyabiliyorsunuz. Yani bana niye bunlar geliyor? İnsansın da onda. Ah olan ah, batsın bu dünya diyen sır görmedik. Sırdan böyle bir şey yok. Dört. Zeval ve firakın ebedi yapan, bak, zeval ve firakın ebedi yapan yine tahayyüldür ki bunlar serbest bölge. Yani zeval ve firak. Abi hatırlıyor musunuz hani ince, şey derin, geniş bakmıştık. Zeval dimağa bakıyordu. Adem hakikata bakıyordu diye yapmıştık. Şimdi mesela burada zevali kullanıyor. Bu Kastamonu 8'de de tahayyül ve tasavvura ayna diyor. Birine diyor ki kalbin aynası, birine hayalin aynası. Okur musun abi? 8'i açsana abi. Aç işte. 8'e hani. Evet. Öyle de diyor, kalbin ve hayalin aynalarında. Bir dakika, kalbin ve hayalin aynalarında. Anahtar. Hayalin aynalarında. Ha, iki tane bu cümle aşağıda ikisiyle eşleşecek. Evet. Rızasız, ihtiyarsız gelen pis ve çirkin ve küfri hatıralar zarar vermezler. Çünkü ilm usulü de tasavvur, tahayyülü şetm olmaz. Çünkü üstte diyor ki kalbin hayalin aynası dedi. Tahayyülü şetm zaten hayalin aynası olduğuna göre tasavvur da kalbin aynasıdır diyor. Yani biri hayalin aynası, kalbin aynası da tasavvurdu düşüncelere. Burada da zeval ve firakı nereden biliyoruz? O Osman abinin derste geniş, derinde zevali hep dimağda şey yapıyor. Zevali. Evet. Zevali firakı. Firak. Adem'i ise şeyde kullanıyor. Hakikatta yani kalpte kullanıyor. Burada da zaten kaybolan şeylerden bahsediyor. Yani biz biliyoruz iradenin, tekvini şeylerin bunlar tesbihatı. Öbürsü dimağın. Zaten burada onu işliyor. Zeval ve firak bizim tahayyülümüzde oluyor. Ademler ise hakikatta yani tasavvurumuzda oluyor. Çok halde zaten bakıyorsun dışarıda. Dersin başında da demiştim. Adem veya denecek şimdi. Adem'in şeyler tasavvurdadır. Tamam yazalım abi. Evet, ama dur gelsin de. Öyle mi? Tamam. He, tasavvurdadır. Burada şey var. Ne var? Zeval ve firak. Zeval ve firak var.
Burada da şey anlatıyor zaten abi, dışarıdaki tesbihatların kaybolmasından bir ademi var. Ha yok, başka dedik mi acaba? Ademin şey taşımaya bakıyor. Şimdi 2 ile 3 neydi abi? Adem diyor zaten. Ha 3 ile 4. 3 zaten Adem. Öyle mi? Kendi adem, alemde Adem'e döktüğü tasavvurdu. Ha tasavvurdu. Evet yazalım. Artık geldi. Ha göründü. Sileyim mi? Göründü, göründü. Bu lazım olacak bize. Diğer tarafı sileyim. Bu yok. Bunu silelim çünkü bunu gördünüz mü? Biraz şey yapacaktık ama. İstersen silmeyelim, şunu geçebilirim. Gevşettin mi? Evet abi. Nasıl bu kiradayız, bu duvarı bayağı hiç Osman yapacaktım. Tamam. Osman kendi elinde, elinde boyayacak. Ama... boyayı alacağız. Ev sahibi görmesin çünkü duvar. Hasan abi burası Zeval Firak ve Adem'in cirit attığı yer. Neresi? Zeval Firak, Adem. O varsa onların zıttı da var demek. Ama ya. Şerbest bölgeyi de. Ha burası. Ha ya, aman ya. Şimdi Zeval Firak varsa, Adem varsa zıttı da var. Çünkü zaten yukarıda, bir şey zıtsız olmaz ki. Ha olmaz. Yukarıdaki metinde zaten hani şeydeki ikinci sözdeki mevzu değil mi? Burada onu demedi mi? Hani aslında tam tersini görüyor. Yani vücudu Adem olarak görüyor. Yani, ya acayip bir şey. Tesbihatı işte Zeval Firak ağlama yetim sesi olarak. Zeval Firak. Çocukken Adem görüyor. Evet evet. Tersi tersle şey yapıyor. Yani mesela yani Adem'i vücut, vücudu Adem. Dönüştürme yeri gibi ya. Evet, harika. Bu serbest bölgeydi zaten. Değil mi? Öyle demiştik. Evet. Abi, harika ya, tamam. Bu vücut da burada. Bu tefekkürlerle geldiler buraya da. Siz bunları nereden yazdınız abi? Yazmışsınız ama. Nasıl oluyor ben anlamadım. Ben de anlamıyorum. Ben de yazdığını zannediyorum. Bundan sonra... ben zaten yazdığım sıra haberle alınmaya çalışıyorum. Bir yerde demiştik diyoruz ki yardım almasa ne olmuyor? Zaten Allah seni hak ile yeksan eyler, ben yaptım derse. Allah kimsenin başına vermesin. Böyle bir tuzak, öyle bir helaki. Allah Müslüman'ı seve, komşu etmesin. Bana bak, ne çıktı be? Ne çıktı biliyor musun? Şimdi deşet. Bak ne çıktı biliyor musun? Her şey zıttıyla vardır. Eğer zıttını kaldırsanız mutlak olur o. Allah'ın ilmi niye sonsuzdur? Cehalet yok. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Acizlik yok ya. Bir mümkünatın ilmi, kudreti niye sonludur, mertebelidir? İçinde zıtları var. Tamam mı? Bir şey için malzeme yaptım şimdi. Bir şey Adem diyebilmen için vücut da lazım. Çünkü vücut, şey Adem bizim için Adem'dir. Allah için Adem, Adem iki menzil gibidir. Adem'le vücut iki menzili gibidir. Kâhordan alır, kâhoraya, kâhordan alır oraya. Çünkü Adem vücudun tersiydi. Tamam mı? Kaya, kaya canım kardeşim. Şimdi peki, bu kadar malzeme verdim, dağıtma bak şimdi. Evet. Adem olduğu yerde, vücut da burada. Vücut da buradan başladı. Evet, başladı kelimesi, devam. Vücudu girdik şimdi. Aynen. Yani bu akılla çözülecek şey değil ki. Adem olduğu yerde vücut da var. Mesela zeval ve firak, bunların zıttı nedir? Kavuşmak, firak ayrılık, zeval yermek. Visal, lika ve visal ne? Lika olabilir. He. Ve beka olabilir. Firak yani firak beka diyelim şimdilik. Vardı onların zıttı. Bir yerde yazmıştık. Hayat. Ben neyi yazmayayım şimdi de, o bulursak yazarız. Hayat. Çünkü sonra odur zannederiz. Ama şöyle diyelim. Ama şunu diyebiliriz, bak, şunu diyebiliriz, visal, lika, başka ne demiştik? Bir de şey var ya, hakim, rahim, vedud, bunlar da eşleşmiştir yani. Şimdi biraz gidelim, çok tuhaf. Ölüm ve helaket aslında. Sağ ol yani. Orada bir konuş, ölüm ve helaket diyor ya usta. İyi miyiz? Vücudu aldık.
Vücudu beni geldi Osman. Tamam, güzel abi. Kaç sayfa çalışmışım biliyor musun vücut hakkında? Ha. Göstereyim size. Ha, başladın mı? Başladım ama dün bıraktım. Murat abiye dedik biliyorsunuz ders alıyordu. Bıraktım. Çünkü tasavvur daha, bu tahayyülden sonra tasavvur yapacaksın. Daha girmedin bu işe dedim. Anafor gibi beni çekti. Sonra bir baktım ufuğa, dimağda tahayyülümüz, tasavvurumuz kaldı, takıl kaldı. Ona subut-i zat-i sıfatlardan tekbine girdin. Vücuda da giriyorsun. Muhalefetun lil hadis. Korkunç bir şey bu. İnsan her şeyi anlamlandırırken o insan kendisine bile benzemiyor. İnsan insana benzemiyor. Muhalefetun lil havadis. Her şey senin anlam buluyor. Kıyamı bir nefsi. Ulan bunlar da gözükmeye başladı. Tehlikeli sular. Daha çok işimiz var demektir. A bakalım hangi mevzu işlerken ahirete geçelim. Hasan abi işimiz olmasın, işimiz bitmiş demektir. Harika. İşinin bitmemesi, eğer işin biterse işin bitmiştir. İşin olmazsa işimiz bitmiştir. Evet, acayip bir şey. Beşinci çıkarım. Şu mevcudat sahifelerini manasız, karma karışık tasavvur ettiğinden yine tasavvuru yapıyor. Bu mevcudatı görüyor musunuz? Vücut. Kalp ve hakikati kullanıyor. Abiler görüyor musunuz? Tesadüf değil. Bak görüyor musun? Vücut. Bu mevcudatı yani vücudu ne görüyor? Ne yaptı? Ne yapıyormuş? Sahibinin manasız, karma karışık tasavvur ediyor. Tabii vücudu de, tasavvur eden. Vücudu Adem'i vücut yapan yer. Evet. Tekvin diye. Değil mi? Harika çıktı şimdi. Kendisi çıktı o zaman. Harika çıktı o zaman. Evet. Cem'in tekvin. Yani niçin? Niçinini yazıyorum. Vücudu Adem. Adem'i vücut. Yapan. Bunu yazın arkadaşlar. Çok hoş. Adem'i vücudu Adem yapan zaten bu şeydi. Pakke yok abi. Adem'i pakke yok Adem'i. Ben çıkıyorum. Adem'in vücudu olmaz hiç. Adem'in için atıyor ama. Adem'i. Evet. Vücutsuz vücut ya. Bak ne çıktı ki? Çok güzel. Bak Fırat tekvim burada başladı. Çok tuhaf ya. Zaten burada bekliyorduk. Çünkü kudret olmaz burada. Kudret olmaz. Adem'den vücuda kudretin işi değil ki. Kudretin işi ilimden vücuda. Şeyde geçiyor 26. levhada. Mahiyet-i ilmiyeye şey yapar. Gözükmeyen bir yazıyı mürekkep surarı vücud ilimden vücud hariciye çıkarır. Ha kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmiye sever vücud ilimden vücud hariciye çıkarır diyor. Kudret için söylüyor. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini Esma. Mahiyet ilmiyeden ilmi vücutlardan vücud hariciye çıkarır. Kim? Kudret. Ne ile yapıyor? Kuvvetle. Esma ile yapıyor. Kudret nedir? Sıfattır. O zaman kudretin işlevi subut-i sıfattaki kudretin işlevi subut-i sıfattan ki ilimden dışarı çıkıyor. Tekvin ise Adem'den vücuda çıkarıyor. Kudret ise ilmi vücutları vücuda hariciye çıkarıyor. Tekvin ise Adem'den vücudu ilime. Bak tekvin Adem'den ilmi vücutlara, ilmi vücutları da vücuda hariciye kudret yapıyor. Yapayım mı şöyle? Tekvin Adem'den harman çığlık atmak istiyor. Vallahi ben de yapmak istedim. Ama başka bir şey diyor şimdi. Öyle mi? Tabii. O zaman ben yazayım kafam altı sekmesin. Tamam. İlme atar. Kudret ilimden nece atar? İlimden vücudu hariciyeye
hariciyeye kudret çıkarır. Cümle biraz düşük oldu ama idare edin. Adem tekvin Adem'den ilme çıkarır. İlme çıkarır. İlimden vücud hariciyeye yani alem-i şehadeti mahluk kudret çıkarır. Vücudu hariciyeye kudret çıkarır. Tamam? Şimdi abi ne diyor? Ne diyor? Şimdi abilerimiz ne diyor abi? Dışarıda gördüklerimiz. Ayet-i tekvini nefselemeyi. Tekvini ayet değil mi? Tekvini ayet. Tekvini ayet. Bu ayetleri tekvin etmiş birisi. Ayetleri? Tekvin etmiş. Tekvin edilmiş ayetler. Evet. Ademden ilme çıkarmış. Çıkmış. Bu var. Peki bu benim alemimde nasıl tekvin oluyor? Bunu tekvin eden yer neresi? Benim tasavvurum. Nasıl görüyorum? İkinci sözdeki adam veya buradaki adam. Ya Adem'e atıyor ya vücuda çıkarıyor. Ha, şu tekvini ayetleri tekvin eden yerim benim nerede başlıyor diyeyim? Başlıyor. Tasavvurumda başlıyor. Ben öyle gördüm. Ağlayan yetimler gördüm ya da hepsi serzaki vazife başında. Tesvir o dışarıdaki tekvini ayetleri benim alemimde tekvin eden bir tarafım var. Vücuda çıkar. Tekvini ayetleri. Tekvin eden tarafım. Tekvin eden. Tasavvurda başlıyor diyelim. Başlıyor. Çünkü o itikatlaşması, imanlaşması lazım. Evet. Çok doğru. Bunu teyit ediyor. Yani bu Harun abinin şeyleri. Harun zaten o hakikat burada, diyor. Burada da diyor ki az önce Kastamonu'da okuduğumuz yer kalbin ve hayalin aynaları derken diyor. Hayalin aynası tahayyül şetim şetim değil dedi diyor. Tasavvuru küfür küfür değil de kalbin aynasıdır. Niye? Çünkü tekvin ayetler kalbe bakar demiştik. Kelami ayete de dima bakar demiştik. Diyor. Demiştik. Evet. Kelami ayetler. Kelami ayetler dima basar muhatap. Evet. Yani iki tane şey var. Evamiri tekvin evamiri tekvini, hayatı tekvini. Yani niye o da imanın nuru, imanın ziyasıyla anlatmıştık hatırlarsak. İmanın nuruyla işte öyleydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Kelami ayetleri divam asla muhatap, tekvini ayetleri de kalbimiz muhatap demiştik. Çünkü bir imanla onları içeriye alıyoruz. İman da kalpte olduğu için diye öyle hatırladım ben yanlış değilse. Öyle ayırmıştık. Evet. O ayrıma da uyuyor. O zaman şu mevcudat hayatı tekviniye. Hayat. Ayeti dönüş. Ama bende nasıl olacak? Orada duruyor. Nefsül emirde. Şimdi benim alemimde bu ya Adem olacak ya vücut olacak. Yani aslına döndürecek, evvelleyecek. Şu mevcudat geldi süreçten. Allah'ın işte lef-i mahfuzdan felsefe geldi lef-i mahfuz ispattan geldi. Hayatı tekvini oldu elma armut. Hayatı tekvini. Şimdi ben bunu tekrar evvelleyeceğim. Aslına doğru götüreceğim. Şimdi ne yapacağım? Tekvinleyeceğim. Ya Adem'e atacağım, tekvin sistem, ya vücuda atacağım. Zaten söylüyor, vücudu Adem, Adem'in vücudu yapıyor. Ha, şimdi evamir tekviniye geldi. Şu hayatı tekviniye geldi. Bunu bakan adam, Bekbin, Hotbin, Hotkam, Hodendişisi. Şu ne yapar? Şu mevcudatı, ağlayan, yetim, kimsesiz, ne ya yılan, çıyan, akreplerim olacak, kabire bak. Onun nazarında vücut yok mu? Vücut. Onun nazarında. Ne oluyor abi? Kabre giden yolda diyor ya. O şeye gidiyor. İdamına gidiyor. O yaptığı şeye gidiyor. Adem'e gidiyor. Hadi kendisi oluşturdu Adem'e gidiyor. İfade var ya çok dehşetli. Çok dehşetli. Yani şey diyor. Tek başına bir hapsi münferit. O öyle ikinci sahne küfür olan tarafı. Küfür olan tarafı. Adem olursa idam edemiyor. Adem'e atıyor kendini. Adem'e atıyor. Çünkü zaten burayı sen her şeyi attın, kendinden su attın. Geçiyoruz. Müslüman ise vücuduyla ebedi sermediği manzaralar teşkil ediyor ve vücuda çıkartıyor. Gel de ikinci söz mü? Yeniden şimdi ikinci sözü çıkar bitti desen. Bitti desen şimdi. Şimdi bak gördün mü? İkinci söz görüyorsun tekvini istiyormuş. Ve de Allah'ın veçinden baktığınızda da abi Cenab-ı Hak kendini bizim üstümüzden diyelim hani ayıralım yine.
meratiplendirerek görmüş oldu. Her birimiz bir tane tekvin ayeti kendimize göre mertebe yaptık. Farklılaştık. Yaptık. Adem'den vücuda çıkartma mertebesi için mertebelendir. Çünkü istidat kabiliyetimiz girdi ya. Yani vücut meratiplendi, kendini farklı farklı bildi. Bilmek istiyordu zaten. Allah veçinden de böyle bir şey var. Ha, biz de beka kazandık. O yaptığımız kadarıyla. Doktorum iyi misin? Maşallah. 6. Nasıl bu sayfayı 8 sayfayı bitirebilecek miyiz bugün? Biraz zor gözüküyor. Ama çok acayip bir yer değil mi? Çok güzel. Bir şey söyleyebilir miyim abi? Tamam. Abi şu konuştuğumuz kaybolmaması için bir şey yapsaydık. Yaz kim yazsın? Siz ifade yani böyle şekil ve... Hangisini? Az önceki bu hani konuştuğumuz yani Harun abim dediği hayat-ı tekbir niye? Onu yazayım o zaman. Yani bir oraya ifadeye dönüştü şekil olursa şimdi ne vardı? Dışarıdaki hayat tekbir vardı. Şöyle diyeyim. Yani onu bir böyle... Nefsül emirde ki hayatı tekviniyeleri alemimizde vücut ve Adem'e dönüş türen hayat tek de yok. Tasa vurumuz. O zaman tasavvurumuz tekvini zatın sıfat olan tekvini sıfatın ilk mazharı tasavvurumuzdur. Okuyayım mı? Düzeltelim. Ayrı bir madde olduğunu şöyle yapıyorum. Nefsül emirdeki, yani elma armut mevcudata nefsül emir denir. Ayat-ı tekviniyeleri alemimizde vücut ve Adem'e dönüştüren tasavvurumuzdur. Bet bin betba hot bin hot bendiş var ya. O zaman tasavvurumuz zat-ı sıfat olan tekvini sıfatın ilk mazarı tasavvurumuzdur. Tekvinin ilk mertebesi. Tekvini Allah Allah. Şimdi bakmak başka, görmek başka. Ben bir saatten beri tahayyül üstü tasavvuru altta. Eskiler buna hepsini tahayyül de zannediyor. Tasavvufçular tasavvuf. Tahayyül olduğunu düşünüyordum ben. Çular virgül eskiler eskiler buna taayyünü evvel derler. İnsanda. derler. İnsanda. Şey, eskine hep rastlarsınız tasavvuf kitapları, felsefi konuşmalarda, mukayesede, enfusi konuşmalarda. Onun için lazım olacak diye iki derste, üç derste söylemiştim. Ayat-ı tekviniye var ya şey, yok. Ayağını sabite. Ayağını sabite. Bize nereye denk geliyor biliyor musunuz? Değilmiş. Lef-i mahfuz değil, daire-i ilimde. Daire ilime geçip, evet. Bakmıştık, o tavsiye etmem lazım, eğer demişsek. Çok karışık bir şey, ayağını sabit. Ha bak arkadaşlar. Ha, ayağını
sabite demiş, denmiş. Evet. Ayağını sabite onların Muhyiddin Arabi Vahdet-i Vücud Vahdet-i Şuud sırasını koyuyorum. İlk önce Vahdet-i Şuud çıkmıştır. Vahdet-i Şuud'dan sonra Vahdet-i Vücud çıkmıştır. Buradan bize güzel bir şey çıktı. Onlar hayatı ayağını sabit. Ayağını sabite. Ayağını sabite mevcudat ilmiye takip ayağını sabite denir. Mektubat 59. 59. Mevcudat ilmiye mevcudat ilmi daire ilimdir. Tamam mı? Levimovs değildir. Daire ilimdir. Size bir şey söyleyeyim ben böyle bir malzeme şey olsun. Çok güzel bir şey. Gerçi sese dönüştürdüm. Psikolojiyi de kullandım o. Mecula attım bunu. Dedim ki Muhyiddin Arabi ekolu veya Vahdet-i Şuud ekolu çıktığı zaman ilk defa çıkıyor. Onun için mükemmel mucizedirler yani. İslamiyet'in bir mucizesidir bu adam. Çıktı. Bir düşünce yöntemini geliştirdi. Düşünceyi ortaya koydu. Bu psikolojide de kullanabilirsiniz. Psikolojide bunu. Tamam mı? Bir daha söylüyorum. Çok evde de kullanırsınız. Her şeyde kullanılacak bir şey. Şimdi Vahdet-i Vücud diye bir düşünce yöntemi geliştirdi. Eşyaya, hadiselere bakış geliştirdi. Tamam mı? Doğru veya yanlış. Koydu. Ben ses kaydı atmıştım. Evet ama çok güzeldi. Siz de hepiniz dinlemediğiniz olabilirsiniz anlatıyorum. Dinledim de ben de nereden duydum diyordum. Ay tüfek diyorlar herhalde. Düşünceyi ortaya koy tabii. Kim geldi ya? Yani? Mevcudata bakış, olayları yorumlama koydu. Birileri de çıktı, öyle değil dedi. Çünkü. Böyle değil dedi. Çünkü. Hayır dedi. Çünkü. Evet dedi çünkü. Ona bakarak yeni bir ekol geliştirdi. Yeni bir ilim çıktı. Hazreti İmam Ali diyor ki radıyallahu anh, çare sunmadan yapılan tenkit tahriptir. Ve kale de ben almıyorum. Beni birisi tenkit etti değil mi? Buna bu mukabil, uydurukçası argüman diyorlar, malzeme. Malzeme ne bakayım? Tamam. Malzeme ne dedi? Abi dedi, şu bu değildir. Öyle mi? Dur bakalım. Harun dedi. Söyle bakalım. Şuna şahit misiniz, değil misiniz benim? Ha ben öyle düşünemedim. Siliyorum. Malzeme getir. Yok. Bana göre öyle. Bir kardeş var mesela geçenlerde. Burada bizde Ali kardeş. Mesela ona örnek verebilirim. Abi dedi bana öyle gelmiyor dedi. Şurada oturuyordu. Dedim Ali malzemen var mı? Yok kalsın sende. Çünkü şu doğrudur şimdilik. Niçin? Malzemen var. Sarih değil imandır. Ama sen hiç yok. Şimdi ne anlatacağım biliyor musun? Çok hoşuma gittiği için. Havam da iyi. Elhamdülillah. Bir düşünce yöntemi geliştirdi. Onun için iş açılmamış bir yola dozer vurdu. Daha yol yaptı. Sen yolu beğenmemizlik yapma. Adam yol aldı. Beğenmiyorsan prede vur. Daha beğenmiyorsan asfalt dök. Tamam mı? Bir kere yol açtı onu. Onun için minnettarım. Muhyiddin Arabi. Yol açtı. Yanlış veya doğru. Düşünce yöntemini geliştirdi. Bu bir ekol oldu. Bir yöntem oldu. Ayrıyetten bu nereye de ne açtı? Dedi ki öyle değildir dedi. Ama çare sunacaksın. Çünkü böyle değildir çünkü. Şöyle değildir çünkü. Diyerek yeni bir ekol çıkmasına da sebebiyet verdi. Ama efendim hemen başka orada ses kaydında demediğimi söylüyorum. Yanlış anlaşılır diye demedim orada. Şimdi söylüyorum. Ama bazı dikenler de çıktı diyor Üstad. Batıl şeyler de çıktı. Ekollar da çıktı. Ondan mesul mudur? Değildir. Şer'i delilim nedir? İman yoksa küfür olur mu? Eğer iman, Allah imanı ve peygamberi getirmeseydi dünyada bir tane kafir olmazdı. Anlıyor musunuz bu şeyi? Evet, evet. Beşte dördü kafirdir, beşte biri Müslüman. Peki imanı getirmedi Allah. Allah böyle bir ekolü getirmedi, böyle bir düşünce getirmedi. Peygamber kitap göndermeseydi herkes neydi? Mubahtı.
Kafir olur muydu? Olmaz. İman yoksa kafir yoktur. Tamam. Dolayısıyla sen diyebilir misin ki iman getirildiği için bu kadar insanlar kafir oldu. Dolayısıyla şerdir. Bunu diyecektim. Sen bu yolu çıkarmasaydın Ali Taşi'yi, izalı, bu kadar insanlar böyle garip garip şeylerle temel diyemez. Bu arada, 5'te 1'e kadar şey gelmiyor. Bak, 5'te 1 Allah Resulü'ne iman etti. 5'te 4'ünün kafir olmasına 5'te 1 sebep oldu. Sebep oldu denmez. Neye benzetiyorum biliyor musun? Onlar kafir, imandan dolayı kafir olmadılar. Kafir oldukları için kafir gözüktüler. Çünkü kafir gözükmüyorlardı. Örnek vereceğim buna ait. Bana dediler ki abi Turgut Özal şer oldu. Siyasetle ne alakası? Bu güzel bir örnek de onun için. Turgut Özal geldi, Gürcistan'da Rusya ile Gürcistan'ı perdeyi kaldırdı. Yani kapıları açtı. Ondan sonra Gürcüler girdi Rize'ye, Trabzon'a. Orduya kadar darma duman ettiler. Fuhuş, gayrimeşru, içki, her şey acayip ayuka çıktı. Durun. Bu kadar insan bozuldu. Onlardan dolayı. Hayır. Bozulmadı. Onlar bozuktu. Ama Allah biliyor. Bildiğinle hesap sormuyor. Yaptığınla hesap soracak. Verin bakalım benim bildiklerimin hesabını demiyor. Verin bakalım yaptıklarınızın hesabı denmesi için onların ruhları bozuk. Niyetleri bozuk, itikatları bozuk, ahlakları bozuk, rezil. İmanın niyetleri yok. Yani. İmana da niyetleri yok. Ama bunlarla da hesaba çekilemezler. Peki bunlar da nefret ilahiye mazardır. Bunlar gadab ilahiye mazar ama eylemsel hali yok ki Adil ismi haşirde tahakkuk etsin. O zaman getirdi Rus toprağını böyle bir seri verdi. Çekirdeklerin üzerine bütün çekirdek dedi ki ben karpuzum dedi. Birbirine benziyorlar. Ben diyor kavunum dedi. Ben biberim dedi. Ben de kavunum dedi. İkisi zıt tatlı. Çekirdekler birbirine benzerken o toprağı selince Gürcü toprağını herkes ben pırasayım dedi. Ben marulum dedi. Ben karpuzum, ben biberim dedi. Ha, o zaman aslında Gürcistan bu insanları bozmadı. Bozuklukları, gizli olan bozukluklarını açığa çıkardı. Aslında bunların imana niyetleri yoktu ki iman geldiği zaman peki diğerler ne iman etti? Bak mesela bizim imanımızda Ebu Bekir kıyas etmek için söyleyeceğim. Ya Ebu Bekir diyor. Mescid-i Aksa Kudüs'e ne kadar da gidiliyor? Beraber ticaret yaptık diyor. Beraber gittik diyor. Ebu Cehil söylüyor. Biliyorsunuz ama bu anlamda misal değil. Olunca farklı anlam olacak. Bir ayda gidiliyor dedi. Geliş. Ya tabii dedi. Beraber gittik. Sen akıllı adamın söyleyeceği budur dedi. Peki bir insan dese ki ben bu akşam gittim geldim. Oruç demiyor. Durdu. Ve dedi ki, senin adamın var ya Muhammed, bu akşam ben oraya gittim, oradan da semalara çıktım ve gene geldim diyor. Ben şöyle derdim, yalan yok. Dur bir dakika, doktor ne dedin gafur hakkında? Bir gidip sorayım. Peki, dur da, belki yanlış anladın, belki onu kastetmedi. Gelin gafur, gafur böyle bir şey dedi mi kardeşim? Ha, derdi ki, dur bir dakika, Ömer-ül Hişam, hatta bu Ömer Hazreti Ömer'dir. Ömer-ül Hişam Ebu Cehil'dir. Ebu Cehil sıfatıdır. Çok mucize gördüğü için iman etmediğinden cahillerin babası demektir. Ebu Cehil, cahillerin babası. Ömer-ül Hişam'dır. Ya Ömer dur dedi. Ben gidip Muhammed'e sorayım, sana söyleyeceğim demedi. Ne dedi? O dediyse. O dedi diyor tekrar. O dedi. O zaman doğrudur dedi. Ben olsam Allah şahit. Yedi. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki ben kendim adıma söylüyorum. Bir dakika Ömer, gidip ben bir sorayım derdi. Ben gidip bir sorayım. Sorayım. Sorardım, ondan sonra kapısına vururdum. Ha böyle böyledir diye. Ama o, işte Sıddık bu ya. Ustad dedi mi? Dur bir daha ben bakayım. Demem.
kardeş, ya bu şey edebiyatta şeydir de şöyledir böyledir yazdırıldı dersi yaptırmıyor. Hiç kale almıyordum. Yazdırıldı dedi. Ona vahyedildi mi diyor ki karşı çıkıyorsunuz. Ustad mı dedi ki bunlar ne demektir? Onu ders yaptım 14 dakika. Yani yeni. Yazdırıldı tabirin. Artık kabulama geldi çok sorunca. Ona bana vahyedildi mi diyor ki ne var yani? Ben mi yazdım desin enaniyetinden. Öyle dese ona da öyle diyecek. Kibir. Şu onun beş cephesinden izah ediyorum. Ona dedim Allah öyle bir Allah ki kadına vahyetti. Kadına Musa'nın annesine vahyetti. Vahyettik dedi. Çocuğa emzir ve nehri bırak. Ona Allah Allah ya. Hayvana vahyetti arıya. Allah Allah. Çocuk, kuyudaki çocuk Yusuf'a vahyettik dedi. Allah Allah. Küre yaza vahyettik dedi. Allah semalara vahyettik dedi. Allah öyle bir Allah ki şeytanlara ve cinlere vahyettik dedi. İnin aşağı dedik diyor. Vahyettik de vahyettik. Allah Gazali'ye, İmam-ı Rabbani'ye, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii'ye ilham etse çok mu be? Sen ne zannediyorsun lan Allah'ım? İlham etse ne olur? Ona vahyetti demiyor ki. Bana vahyetti mi dedi ki bağırıyorsun. Vahiy geldi dese tamam. Hadi tamam. Nasıl olur? Peki dese ki ben yaptım. Peki sen hayri ve şerri bilmiyor musun? Hayır nedir? Rahmet ilahi ister, kudret-i Rabbani yaratır. Sen ancak say, şahat ve farkını bilirsin. Hayırların %99'u ona aittir. Ben yaptım desen hırsızlık değil mi? Ben yazdım desen değil. Peki o yazılanlar rahmet ilahiye istetti. İstetmezse sen isteyebilir misin? Ha, ortaya çıkmış mı bir nimet? Onun %99 ona aittir. Ha, hayırlı işlerimizde nedir itikadımızda ehli sünnetce? Rahmet-i İlahi ister, kudret-i Rabbani halk eder. Biz ancak meylederiz. Şerlerde biz isteriz, Allah halk eder. Biz hastalık bende, ihtiyaç bende, aç bende, talep bende. Cevap Kur'an'da ve Rahmet-i İlahi ediyor. O zaman gelenler yazdırıldı tabii. Bunlar kim yazdı? Yazdırıldı bana da. Ne demek? Bu eli halkı ben miyim? Meyletti. Allah kalbime istetti, kudreti. Bu elin sahibi kim? Öyle yazdı işte, yazdırdı. Ha, hayır olur, şer olur. Aa, ikinci konu. Şarabı da kaldırtan Allah'tır, Kur'an'ı da kaldırtan Allah'tır. Kur'an'ı, sadece tarihçi de biliyorum ama toparlayacağım. Şimdi Kur'an'ı kaldırmak istiyorum, şarabı da kaldırmak istiyorum. Kur'an'ı kaldırmak istiyorum. Kalkıyor elim, Kur'an, şarabı kaldıramıyor. Cebir olur. Ha, mesuliyet nerededir? Kaldırmak da değildir. O çıkan netice sen istiyorsun. Tabii ki yazdırdı vesaire. Şimdi gelelim bu tasavvuf. Bunu, burada bir cümle eksikliğimiz var mı arkadaşlar? Şöyle yapayım. Osman, beraber okuyorum. Nefs-ül Emir'deki, bir daha okuduk ama. Nefs-ül Emir, Elma Armut. Nefs-ül Emir nedir diye sorar. Belki arkadaşlar dinleyenler. Elma Armut, dere, deniz, dağ. Nefs-ül Emir'deki mevcutlara ayat-ı tekviniye denir. Zaten izah ettik, ayat-ı tekvini bu. Tekvini ayetlerdir. Alemimizde, elmaya bakınca, dereye bakınca, vücut veya Adem'e dönüştüren, yani ikinci sözde, Bekbin, Hotkam, Hoddendiş, işte dört taneydi, Hotkam, Hodbin, Hoddendiş, Bekbin, Bekbin var, Hotkam, Hoddendiş bir tane de var, neydi o? İşte onu dönüştüren tasavvurumuzdur. O zaman tasavvurumuz zatı sıfat olan tasavvurumuz tekvini sıfatın ilk mazarı tasavvurumuzdur. Tekvini suretini bulduk. Harika şimdi de güzel oldu. Arkada o şey. Oo öyle mi? Hemen çorabımı aldı. İş kazası. İş kazası. Vallahi çorabımın tekerle kaptı. Sıfatlandı bu hafta çorabı. Ya bu ne hafta ya bu hafta? He? Ulan bana bak ya sen kafamızı koparır yavaş çevir duvara çarpar. Demişiz çarpar. Zaten abi. Oo harika demişiz be. Hayat tekniği. Harika helal olsun. Biraz şuursuz demişiz. Ama hemen irade şey yapalım. Hemen ona tasavvurumuz yazalım. İnsanda diyelim şimdi. Doktor seni kapatmayacağım.
Şimdi şöyle diyelim. İnsanda tasavvur diyeceğiz onu. Ha, şöyle. Tamam. Silmeyeyim direkt. Acıyorum. Şunu silmeyeyim. İnsanda tamam abi. Tasavvur. Melaikeli konuşmak demek diyor. He? Ne? Hayır her şey vücudu melektir. Abi kelam değil mi? İrade kelamı değil mi bu? Evet. Öbürsü biz kelamın şeyiyiz. Hamelesi. Hamelesi. E peki onunla konuşmak demek işte ne? Tabii onu söylüyor. Yani. İki tane şeri var diyor. Hani iki kelam tane. İradeyle mi görüyoruz? O ben bir ders yaptım bununla alakalı. Bir irade şey. Yani. Neydi o bir ders? Hatırla yayın yaptım. İlim, irade, kudret. Onunla alakalı. Neyse. Şimdi bu diyor ki irade sıfatından gelen diyor. Şu evamili tekviniyeler. Hayatı tekviniye. İradeden geliyor. Bir de kelam sıfatından gelen şeriat var. Yani nedir o? Kelam sıfatında Kur'an. Yap, yapma, de, deme. Bunların alevi çoğunlukla neticesi ahirettedir. Ama irade sıfatından gelen şeriat, hayatı tekviniye, evamili tekviniye 5. kattan atlarsan kafanı çıkarım işte. Çalışırsan vardır servet, çalışmazsan yoktur servet. Yani hemen cevap alırsın. Şimdi buraya tekvinin suretini bulduk. Ve şuurlu, şu anda şuurlu bu. Tamam arkadaşlar, acabası kalktı. Bu hakikat aynası abi. Söylüyor Kastamonu 8'de. Evet, 8'de. Kalbin aynası yani. Kesinlikle. Bu bitti. Daha ciddi bir sarih yoksa bu buradadır. Tekvinin sureti tasavvurdur. Biraz tahayyülü de hani olanı ne yapacağız abi? O tahayyülü hani dedik ya. O da var. 8. Onda da bir tekvinlik var ama. Var. Şimdi zaten olduğunu şöyle söylüyor. Belki metin geçerse. Var. Onun için bakmış değil. Tasavvurda da deneyebilir belki yani. Şöyle yapalım. İnşallah geniş bir yerimiz olduğu zaman böyle çevirme zahmeti olmayacaktır. İnşallah. Bunun için ikide bir tekrar ediyorum. Rahmet ilahiye böyle kutsi bir dersin içine koyuyorum ki dua yapsın. İnşallah. Tayin mi? Bak bir adam. Bu tahayyüle şeyde de kudret bakıyor biraz. 8'de de biraz tahayyül diyor ya mesela. 8'de de okusana her şeyi açıkta. Şimdi bir adam güzel bir bahçede ahbapların ortasında yaz mevsiminde hoş bir ziyafette keyfe kanaat etmeyip kendini pis müskillerle sarhoş edip kendisini kış ortasında canavarlar içinde aç çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa. Kardeş bir şey söyleyeyim size. Tahayyülü kudrete bakıyor. Çünkü vücud haricidir artık. Tahayyül? Yani vücud ilmiyettir. Vücud. Gerçi Adem'den çıkarıyor da. Abi kelam üçünü tazammı etmiyor muydu? İlim, irade, kudret. Öbür söz zaten irade, tahayyül ya da kudret derseniz bir ilim kalıyor. Kelam çıkmış oluyor. İlim yani irade. İlim de şey tasdikte ya. Ha, tamam. Hmm. Tahayyül de şey o zaman. Yani bak şimdi bir daha söyleyeyim. Tahayyül vücudu harici ama vücud ilimi. Burada ademler var. Vücud ilmi de yok ademde. Kendi alemini ademe atıyor. Şu anda şu. Tamam mı? Gidelim. Şimdi başka çıkarımlarımıza bakacağız. Altı. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Şu arka taraftaki çizdiğiniz tabloda şekilde ben ya kendime bir türlü yer bulamıyorum aslında ben. Kendime bir türlü yer bulamıyorum burada. Nerede? Neyi kastediyorsun? Yani neyi kastediyorum? Mesela tasavvur ve tahayyülde tekvin diyorsunuz, Adem'e atıyor, vücuda atıyor, işte şudur budur falan filan diyoruz ya sana. Mesela bakın, melaike bir ümmet-i azimedir. Ki sıfat-ı iradeden gelen ve şeriat-ı fıtriye denilen evamir-i tekviniyesinin hamelesi ve mümessili ve mütemessilleridir. Yani bunu yapan uyan melek. Emir Allah'tan uyan melek. Ben ne diyeyim abi bu arada?
sen neredesin biliyor musun? Yalnız deruhte ediyorsun, kabul edip reddediyorsun. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok değil mi abi? Yok. Kafkun vardı ya. Kafkun'un tezgahı vardı ya. Benlik bir olay yok. Sen seyredecek, kendini ortaya koymuyor. Diş, diş. Burada mı giriyor devre abi? Diş. Senin bir şey yok. Kafkun'un tezgahı vardı ya. Evet, evet. Kusur. Kafkun'un tezgahı. Sen ben neredeyim? Aç. Fakr, noksan. Kafkun'un tezgahı. Sen oradasın. Yani kusurun derüteti, kabul edip reddediyorsun. Bir, şu mevcudatın seyyale, seyyare ve ilimden kudrete kudretini akarken bizim hiçbir medhalimiz yok. Yalnız cehran eden nehirde kabul ediyoruz, reddediyoruz, reddedip kabul ediyoruz, kabul edip reddediyoruz. Onaylıyoruz, onaylamıyoruz. Ama o mesela araban olur, hasta olur, olmadı. Vücuda 60 sene yaşayacaktı, yaşamayacaktı. Böyledir. Bu ömrün geçecekti ama bizim burada geçiyor, senin de burada geçiyor. Biz böyle onayladık. Onaylayınca böyle bir şey çıktı karşımıza. Kabul ediyoruz, reddediyoruz. Bu ders seninle çıkıyor, enaniyetinle. Adem'e atarsın yerini bunu. Mütevaziliğinle vücuda çıkarız. İkisi aynı şey. Sen olmaz abi. Şey beşer. Neredesin biliyor musun? Kafir, noksan, kusuru derdi. Mesela Adem Aleyhisselam kuyuda nasıl çıktı? Kusuru derifte etti diyor. Ya yani Adem Aleyhisselam. Ne dedi? Ya Rab ben nefsime zulmettim. Şeytan nasıl o makamdan dibe gitti? Beni sen azdırdın dedi. Kusuru delikte etmedi. Noksan. Geçti. Aynı zamanda kafkun'un tezgahı, sensin. Seninle anlam buluyor. Seninle. Görüyor musun? Başka girmek isterdim. Nükel Mekil'e de girmek istemiyorum. Ben girmişti biraz. Aa, bu metni bitiremedim biz. Çok güzel. Altın. Alemi rahmete yol açan kabir kapısını zulümat-ı Adem ağzı tasavvur ettiğinden. Tasavvuru görüyor musunuz? Devamlı tasavvuru Adem'le özdeş yapıyor. Yine kendi hususi dünyasında tasavvur yapıyor. Yani Adem, vücudu Adem yapıyor. Değil mi Salih? Yedi. Eceli, hakiki ahbaplara visal daveti olduğu halde. Yani bunu nereden çıkartıyorsun? Metin, metin. Metindeki nesi okuyorum? Başka bir şey yok. Eceli, hakiki ahbaplara visal daveti olduğu halde bütün ahbaplardan firak tasavvur ettiğinden yine bunu tasavvur yapıyor. Firak. Firak tasavvur. Evet. Yok, tahil demiştik ama. Tasavvur ama bak Eceli bir de bakalım. Eceli ve esvasının tazenede masnuatı zaman geçmesiyle vasfiyatı bittiğinden alemi gaygacan Adem ile idam tasavvur ederek ve tesbihat sadalarının zeval ve fırak ebedi babeyle olduklarını tahayyül ettiğinden. Ha, zeval ve fırak tahayyül. Burada eceli hakiki aşağıda mı söylüyor? Aşağıda da fırak nöbeti tasavvur ettiğinden var. Ahbaplardan fırak nöbeti diyor. He. Ahbaplara misal daveti olduğu halde bütün ahbaplardan fırak nöbeti tasavvur ettiğinden. Burada da fırak misalin zıttı gözüküyor ama. Misal daveti olduğunda firak nöbeti görüyorum. Firak nöbeti misal. Doğruymuş misal. Hangisi doğru? Misal daveti olduğu halde onu firak nöbeti gördüğünü söylüyor. O zaman birbirine zıttı bunlar. Firakla misal. Bu metninde geçiyor. O zaman firak misalin tersi mi? Öyle gözüküyor evet abi. Şimdi misal daveti olduğu halde onu firak nöbeti olarak görüyor. Tamam doğru abi o. Doğru. Yani doğru, şöyle doğru. Şöyle. Karşılığı değil tamam. Şöyle yapayım. Misal. Evet. Karşısın hocam. Ama bunu da tasavvur yani, dedi burada. Tasavvur diye kullanıyor bu sefer de. Onu ne bekti anladın mı? Evet. İkinci tarafta tasavvur dedi. Çünkü niye? Tahayyülü tasavvura şey. İlk önce tahayyül ya. Tahayyül tasavvura da mal oluyor. İlk önce bu. İlk muhatap olan dimağda bunu ters yazdık ya. Tahayyül keşke şurada yazsaydık.
Hani altı yazın abi. O barındırdığı için mi orada onu kullanıyor yani diyorsunuz öyle? Barındırıyor. Temeli buradadır ama. Üste yazın abi siliyorum. Bir şey olmaz. Evet. Yani o tarih sila. Tasavvuf tahayyülü barındırırsa hani üstü altı barındırması mevzusundan. Barındırır. Çünkü tasavvur etmek için tahayyül etmek zorundayız dersek ki ya onda da o zaman teknik onda da, da bulaşır yani nasıl oluyor? Üst tabaka olunca alt tabakayı da zaten alıyor ya. O zaman tekvini mesela suretine tasavvur dedik. O zaman onu barındırıyorsa tahayyüle diyebiliriz suretine. Her şeyin sureti tahayyüle de diyebiliriz o zaman. Öyle tasavvur biraz yani. Daha kesif gözüküyor. Tasavvur biraz daha kesif. Yani tahayyüle biraz daha kesif. Hayır. En kesif tahayyüldür. Evet. Çünkü kesifin bizdeki halidir. Mekandır. Zaman tasavvurdur. Mekan tahayyüldür. Bunu zeval ve firak mekan itibariyle söylüyor ki bu tahayyülde ya otomatik tasavvurda da var bu. Ya mekanı koyunca öyle bakacağız. Çünkü niye? Tasavvur daha üstte ya. Daha cami kapsar. Üniversite mezunu olanın lise diploması da olduğu gibi. Ama kesif de daha çok kapsar abi. Öyle evet. Bakar. Kapsar ama aynı darlık noktasında. Hmm. Biraz da gidelim. Sekiz. Hem kendini dehşetli bir azab-ı elemde bırakıyor. Bak. Hem kendini dehşetli bir azab-ı elemde bırakıyor. Bir şey dememiş. Niye? Dokuz. Hem mevcudatı, Cenab-ı Hakk'ın esmasını, hem mektubatını, inkar, tezif ve tahkir. Mevcudat inkar, Cenab-ı Hakk'ın esmasını tezif, mektubatı, Cenab-ı Hakk'ın mektubatını tahkir ettiğinden merhameti ve şefkate layık olmadığı gibi şiddetli bir azaba da mustahaktır. Hiçbir cihette merhamete layık değildir. Burada ne var? Şiddetli azaba bıraktığından hiçbir cihette merhamete layık değildir. İşte ey bedbah, ey lidalalet ve sefahet, şu dehşetli sukuta karşı ve ezici meyusite mukabil hangi tekemmülünüz, hangi fununuz, hangi kemaliniz, hangi medeniyetiniz karşı gelebilir? Ruh beşerin eşedi ihtiyacıyla muhtaç olduğu hakiki teselli nerede bulabilirsiniz? Bu serbest bölgenin bu şekilde işgalinden insan, bu yukarıda saydı ya, mevcudatı inkar, Cenab-ı Hakk'ın esmasını tezif, hem mektubatı, şu mevcudattaki mektubu tahkir ettiğinde bu serbest bölgenin bu şekilde işgalinden insan dehşetli sukuta, ezici mevsiyete buradan başlıyormuş adama. Onun için yazmış. Yani insanın dehşetli sukuta, kapıyı bir atsaydım Gafur, ve ezici mevsiyet bu serbest bölgeden kaynaklanıyor. Serbest bölge. Arkadaşlar, dehşetli sukut, ezici mevsiyet, bu. İnsanı ezen, insan eziyor ya, orası serbest bölge. Devamında söylüyor. Ruh beşerin eşedi ihtiyaç ile muhtaç olduğu hakiki tesellide buradan başlıyor. Burası şiddetli teselli istiyor. Ne? İdam-ı ebedi burada ortaya çıkıyor, serbest bölgede. Mefkin, meftin zulümatı buradan oluyor. Kaç okuyorsun? Anlıyor musunuz yani? Orayı açayım da. Ama şey, bu lazım olacak. Şey hızır veriyor. Atı şeye yükle bektir diyor. Daralıkın şeye çevirir diyor. Gel gel tamam gel. Tamam. Boyanın doğanın için ara gidiyoruz. Daha yetmiyor. Ha şurası. Burası. Orayı okuyorum bir daha. İdam-ı ebedi burada ortaya çıkıyor. Tasavvur ettiğinden. Meftin zulümatı burada oluyor. İşte kefinle toprağa girdik.
Mevt'in dört sıfatı vardı. Soğuk, dar, kimsesiz, karanlık ve yalnız. Kabir. Kabir burası. O zaman biz zaten kabirdeyiz de kabirden korkuyor. Çıkmaya çalış. Hususi dünyamız kabrimiz oluyor. Kabirimiz oluyor. Burası hususi dünya. Şu anda kabir. Vahiy de. Evet, vahiy buraya geliyor. Hususi dünyadan çıkınca umumi dünya. Hatta şey, kabri kabir diyor. Kalbi kabir diyor. Kabre de kabir diyor. Kalbi kabir. Kalp aynası diyor. Kalbi kabirime geçti. Tasavvura da kalp aynası diyor. Çıktın mı beden insan. Yani kısacası burası mezar arkadaşlar. Mezarlığın burası. Yani tahayyül ve tasavvur. Mesela bir hayal eder misiniz kefeni? Sarıldın. Gömüldün derdinç. Burada. Ne diyor? Ölüm diyor, dehşetli gözüktüğü gibi değildir diyor. Gözükmesi ne demek? Tahayyül. Bak, ölüm diyor, göründüğü gibi dehşetli değildir. Kabir diyor, usta diyor. Göründüğü gibi. Görmek, tahayyül. Görmek tahayyül mü diye düşüneceğiz. Tabii. Hayal gözü o abi. Şeyde de sözün bir kısmında da gördü diyor filan diyor. Orada hani yani ne yapıyor biliyor musun? Bunları kullanıyor. Buralarda gördü diyorsa bunu kullanarak görüyor. Mesela diyelim ki üniversitede şey ders görüyorsun. Arkadaşlar 7-3 artı 11 buradan. Aa hocam 7-3 artı 11 yapar mı? Onu ilkokulda öğrendin de. Yani burada bir şey gördüm diyorsa bunu kullanmış demektir. 7-3 artı ilkokuldaydı o. Yani buradaki ne burada kullanıyor demek istiyor. Aşağıya baktı ve ejderha gördü diyor. Evet gördü işte. Tahayyülde. Ama akıl gözüyle. Akıl ne yaptı? Buna baktı. Akıl neyle düşündü? Buna düşündü. Biri kalp akılla gördü, akıl tahayyülle gördü, akıl tasavvurla düşündü. Hayal gözü. Yani gördü deyince o zaman tahayyülü kullanıyorsun. Hayal gözü bu mu oluyor abi? Hayal gözüdür o. Hayal gözü. Öbürsü de şey. Ama sanki basit zannediliyor. Hayal. Hayal ile görüyorsunuz. Söyler misiniz? Göz var mı orada? Yok. Var. Neyle görüyorsunuz? Var, yok. Peki, tasavvursuz, düşüncesiz hayal nasıl çalışacak? Hayalinizi bu Karus Dağı'na nasıl götüreceksin? Düşüncesiz onu götüremiyorsun ki. Abi iki şey sorabilir miyim? Lütfen. Birincisi, bu yakın olduğu için burada, dokuzuncu şey, madde, sizin dokuzuncu maddeniz. Şefkate nedir? Merhamete, hiçbir cihette merhamete layık değildirler diyor. Değil mi Hasan abi? Şimdi bu o zaman tahayyül ve tasavvurdan mı bahsediyor? Çünkü tahayyül ve tasavvurumuzda olanlardan mesuliyet olmaması lazım. Evet. Peki merhamete layık değildir derken acaba tahayyül ve tasavvurdan çıkmış artık vücut bulmuş. Onun intikaz, onun altına söylüyor zaten. Böyle itikad ediyor bu sefer. Ha böyle itikad ediyor diye değiştiriyor evet. Değil mi abi? Evet. Böyle itikat ediyor. İtikada dönüşüyor. Niçin kıvranıp duruyoruz? Diyoruz ki, arkadaşlar kabirdir, şeylerdir, hayaldir, şunlardan. Bunlar tasavvurdur, bunlar itikatınız değildir. Bu siz değilsiniz, bu serbest bölgedir. Ama bu anlatılan bir şey, hani tahayyül tasavvurda mesul değilsin ama ne yapmış? Adam tahayyülü, tasavvurunu kendisi zannetmiş. Orası serbest bölge. Oraya herkes her şekilde gelir. Biraz da gidelim mi? Ondan sonra yarılarsam ondan sonra ara verelim. Yani beyaz. Aranın vakti geldi. Saat olan. Saat geldi mi? O zaman şu şeyi ineyim de. Tamam. Şu sayfayı. Şuraya kadar ondan sonra kesiyor. Diyor ki idam ebedi burada ortaya çıkıyor. Meftin zulümatı buradan oluyor. Şurada. Şuradan. İdam ve mevt olarak ayırdı abi. Tahayyül idam, tasavvur mevt. Direkt ayırıyor yani. Ha, evet. Tasavvur evet. Adem olduğu için. Tabii canım. Ha bir dakika. Tekrar. Doğru. Ha Şimdi tasavvur Adem'e bakıyordu ya. O da idam. Hangisi idam? Tasavvur Adem diye. Şekil ya. Ha. Kelime Adem idamdan değil mi? Adem idam. Tamam. Onun için idam diyor. Tahayyülde de mevt. Mevze, evet çok de. Çok güzel evet çok uyutu evet. Ha kendisi evet. Usta nasıl kullanıyor ya? İdam şey. Tahayyül. Mevla demek. Mevla demek.
Muhammed bir zeval değildir diye bakıyor. Şuraya ne demiştik abiler? İşte Harun tersin diyor ama. Meft ve Adem demiyor mu abi? Genelde Meft ile Adem'i kullanıyor. Önce Meft kullanıyor sonra Adem. Genelde ben öyle bir şey yapıyorum. Siz hatırlıyor musunuz abi? Bak Meft için diyor ki Meft diyor ölüm gözüktüğü gibi diyor değildir. Meft buna bakar, Adem buna bakıyor zaten. Adem Meft ve Adem. Meft budur. Şu gözüktüğü gibi değil Meft. Zahirdeki hal. Suretten çıkmak. Evet. Hiç onu şey yapmayayım. Tamam. Adam gözükmüyor da Mert hep gözüküyor. Evet adam gözükmez. Ha. Şimdi kabir hududu bir, berzah hududu, mahşer hududu, sırat köprüsü burada kuruluyormuş. Sırat köprüsü. Bir de okuyayım cümleyi ondan sonra öyle geçeceğiz. İki de bir geçiyoruz. Keşke onu burada çizseydik ya. Var mı kafa buraya yazma. Şöyle yapalım. Çizeceğiz. Şuraya hemen çizer misin ben bunu okurken? Çabuk o şeyi. Bir kıyafet şekli var. Dimar şeklini. Dimar şeklini çizdim. Şuraya çizer misin? Şuraya çiz abi buradan aşağıya. Şuraya sığdır. Tamam. Biraz önce orada yaptın ama okuyana kadar çabuk yapacaksın. Arkasına çünkü kadar yapacaksın. Ondan sonra şimdi kahve içeceğiz. Sigara resmi çiziyoruz. Tamam. Demek ki bir, kabir hududu, berzah hududu, mahşer hududu, sırat köprüsü burada kuruluyor. Burası kuruyor veya burası yıkıyor. Bütün bu daire azime ve geniş hududlar onun taht emrinde. Taht emrinde ve tasavvurunda olduğunu burası yapıyor. Tahtel bahır. Bak şimdi arkadaşlar burada şey yapalım. Sırat köprüm bu. Köprü burası zaten. 23. bir tanesi dedi ki onu şey biraz temiz ettirim size. Alo. Buyurun. Hasan kardeş ben falanca o tanıdım. Eskilerden. Selef. Buyur abi tanırız. Seninle bir yerde, şu falan yerde buluşalım. Gittim orada. Dedi ki Nünker Mekir'i buraya getirdin dünyaya. Sen hiç çekilmiyor musun? Korkmuyor musun? Dedi ya. Nünker Mekir dünyada ne işi var? Dedi ya. Ondan sonra o sen ses yapmadın. Tabi durdum. Ona bari dedi Sırat Köprüsü'nü de getirsen buraya. Ama bu ustakla demiyor. Bari Sırat Köprüsü'nü getirsen buraya. Burası oturdu. Şimdi hiç kimse de 3-4 kişi de varlar. Burası neyse bir çay getirin dedi. Çay verin. Şimdi yiyeceklerim vardır. Buraya getirdin dedi ya. Abi burada değil midir dedim. Sırat Köprüsü. Deli etme beni dedi. Olan dedi burası orası mı şimdi? Orada hiçbir şey bırakmadın. Abi her şeyin bir sureti var. İnsanda kanuniyeti var. Esma yönünde hakikati var. Sıfatlarında mahiyeti var. Ahirette bunlar olacak mı dedim. Olacak dedi. Hakikat mıdır? Hakikat. Hakikatsa sureti yok mu? Sureti dünyadır. Değil Sırat Köprüsü. Ahiretin tenteneli perdesi dünya. Sırat Köprüsü. Sırat Köprüsü ne diyor? İçini karpuz gibi kesiyor, içine giriyor. Kılıçtan keskin, kıldan ince. Bir tanesi itikat, bir tanesi eylem. Kılıçtan keskin, kılıç şeriattır, ameldir, bidatlardır veya sünnetlerdir, mustahaplardır, menduplardır, tamam mı? Kıldan ince ise şirktir, itikattır. Sırat Köprüsü. Peki Risale'de nerededir? 23. sözde köprü vardı. Medde hayat, ahir hayat. Sırat Köprüsü değil mi? Ondan sonra fenerini koydum. Al sana Sırat Köprüsü işte bak bu. İşte burası, burası. Burası zaten bununla alakası yok. Bu alemi şehadettir arkadaşlar. Yani Osman burası alemi şehadettir arkadaşlar. Şurası, şurası alemi dediler. Köprü de burasıdır. Ben diyor 23. sözde baktım diyor sarayda bazıları bomboş bazıları dolu. Gene 23. insan çok ilginç bir yer bu. İnsan pencere diyor ki köprü rastladım diyor.
sisliydi diyor. Kimse hiç bir tane gözükmüyordu diyor. Bir fenerim vardı diyor. Ah mevte hayat, ahire hayat. İki tepeydi diyor. Demiyor mu? Ya hiç sormaz mısın? Adama sormazlar bu köprü neyin köprüsü? Peki 8. sözde bir kuyu varmış. O beden insanı diyor. Yani onu Allah boşuna mı vermiş o kuyu misalini? Bediüzzaman'ın misali değil ki. Sufi İbrahim'de geçiyor. Sabavetten, gençlikten, ihtiyarlıktan. Bunlar köprü. Şimdi neyse. Ben bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Hasan abi her şeyi o gözle görüyorum artık ya. Şimdi nereye baksam artık her şeyi o gözle görüyorum. Diyor ki herkes mümkündür ki bir kat yapsın. Bu imkan ile mesul olabilir mi? Hasan abi bakın. Dinliyorum. Herkes mümkündür ki bir kat yapsın. Bu imkan ile mesul olabilir mi? Yani tahayyül ve tasavvur bunun tahayyüle bence imkan, tasavvura mümkün deriz ve bu ikisi de bizi mesul etmiyor diye düşünüyorum Hasan abi. Bunlar etmiyor zaten. Etmiyor. İkisi de bizi mesul etmiyor. Yani bu ikisinin de birleşiminden başka bir şey var yani o... Bak, hususi dünya. Öyle mi? Bak şimdi. Şurası... Uçtum öyle mi? Ben daha orada oturuyor muyum? Alemi gayb. Gayb yani. İçsel alem. Haziran değil. Tahakkule ne diyeceğiz abi? Bu... Alemi şehadet. Alemi şehadet. Tamamen buraya bağlı. Buraya, ikisi de buralı. Tahakkül abi. He. Hem orada hem burada insani berzah. İnsani berzah. Köprü işte o. Yani burada istiyorsan geçiyor. Sırat. O köprüyü kullanacak. Allah Allah. Sırat Allah Allah ya. Sırat burada işte bize ya. Tamam o. Ya Hasan kardeş Sırat'ı da buraya getirdi. Hasan abi. Alem galiba alem içeride. Diyor ya şey hani buraya getirdiğiniyorsun. Bak ne diyor? Yani o nazarla dinle. Peki suret nerededir? Hakikat nerededir? He. Suretle hakikat aynı yerdedir. Aynı. He. Zahirden hakikate geçmek iki surettedir diyor. Zahirden hakikate geçmemiz lazım. Hani temelde bizim şeyimiz o. Zahir, zahirse, suretse hakikatin bir şeydi. Aynı yerdedir. Tespit tanesi gibi un kaldır alttaki aynı şey. Tabii biz ne diye hani zannımız bizim öncesinde nasıl? Çıkar kendini. Ya Sırat Köprüsü burada değil. Sırat Köprüsü. Ben özür dilerim sen devam edeceksin. Sırat Köprüsü'nün bırak burada olması, Allah bile burada dedim. Suretle... Ne yaptın? Ne yaptın biliyor musun? Kafan kalmıyor. İntikadı da bizi çektiler. Ama üstad öyle diyor bak. Ne diyor? Diyor ki doğrudan birisi diyor iki suretledir diyor. Zahirden hakikate geçmek. Biri doğrudan doğruya hakikatin incizabına kapılıp tarikat berzanına girmeden hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Allah Allah. Hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Allah Allah. 27. sözde de ne geçiyor? Zahiri bul, sonra öldükten sonra hakikati bulursun demiyor ki. Hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Bak, hakikati aynı zahirde. Hakikat ahiret değil mi? Hakikati suretin içinde bulmuyor. Hakikati ahiret. Evet, peki, yeri gelmişken şunu şey yapayım. Şuraya açalım. Size soru sormuştum. 320 açar mısın? Ay olay yansıtıcı olsa da şunu yansıtsam ya. Şeker. Aslan abi bizim yansıtıcımız şeyde duruyor. Aradan soru. Ya yetmiyor ki buraya ya. Ya nasıl heyecanlar? 320 açar mısınız ya? Size soru sormuşum. Evet işte. Dimağda kalbi bulmak oluyor abi. Ben size soru sormuşum şunu. Ben bir çizeyim mi şurayı? Ben buraya bir çizeyim. Size soru sormuştum. O soru işini de sormuş olayım. Ama ben şuraya çiziyorum bir şey yapayım. Bak ondan sonra mola vereceğiz. Ama heyecanlarımın ne kadar yerinde olduğunu göreceksiniz. Farklı bir şeyle yapayım. 320. Ufak yazıyorum ki yetin. Bana ver miyim? Devam edelim. 3 saat 10. 3 saat daha istedim. 3 saat 10.
Arkadaşlar, haşir meydanı, hayrihi ve şerrihi, haşir meydanı demişim, doğru mu diye söylüyorum, meydanı, izahı şu, hayrihi ve şerrihi olduğu yer. Evet. Yazayım şöyle, hayrihi ve... Hayrihi ve şerrihinin olduğu yer alem-i şehadettir abi. Evet, alem şahadet. Alem şahadet ya. Ha, tamam, yani ondan daha uyuyor. Haşir meydanında hayır ve şerrinin... Toplandığı yer. Yani. Netleşmemiş, haşir, her şey orada. Kafir, Müslüman her şey orada. Bu kesin. Haşir meydanı. Niye? İman küfür da hesap. Kafir mümin aynı yerde değiller mi arkadaşlar? Yani. Doğru yanlış oradalar. Tamam, bunda bir sorunum yok. Münker nekir. Burası. Burası. Münker. Nekir. Yaptıklarını. mizan. Mizan demiş Şeref Efendi. Berza. Çünkü kabir. Kabir şey değil midir? Berza. Burası ustad diyor ki berza. Kabir yani. Kabir. Kabir nedir? Alemi, ahiret değil, dünya değil. Berzahtır. Ustad zaten takule berzah demişti. Kabir burası. İnsani berzah. Kabir bu. İnsani berzah. Ha, kabire girmekten korkma. Kabirden çıkmaktan kork. Zaten kabirdesin. Çıkamamaktan kork. Çıkamamaktan kork. Ben girmeye çıkamam. Burası fikri iltizam. Burası fiili iltizam. Burası neydi? İtikad, salabet mi? Salabet yazmışsınız abi. Salabet. Taassup burada mıydı? Taassup buydu. Evet. Bu meydan mıydı? İmtisal. İmtisal. Taassup değilim zaten. Tamam. Bu taassup diyelim. Fiil iltizam. Taassup burada. Bunu da yazayım. Peki biraz büyük bir yere yaslanınız ki abi. Şu şey hoşuma gitmişti. En çok hoşuma gitti. Dimağı vicdana bağlayan sırat köprüsü diye izah yazmış. Tamam. İşte şimdi... Bu sırat köprüsü ayrı yazdı şimdi. He. Bak şimdi. Bakış açısına göre değişiyor. Öyle mi? He. Şu... Bak şimdi değişecek. Bugün oturtmamız lazım hatta şimdi. Arkadaşlar ikisini izah ediyor. Ortak ifadeler değil yani. He. O anki halletle değil mi? He. İşte mesela bir yere haşir dedi. Ona koy, buna da koy. Şimdi bak. Şu izan neydi? İzan. Bizi bu imtihan ediyor şu anda. Dima ile vicdan arasındaki bağdır. Diman, kalbe açılan burasıydı. Diman maneviyatı demiş. Tamam, diman maneviyatı, tamam mı? Yani geçiş oradan oluyor. Şimdi o zaman demişim ki, İzan sırat köprüsü buraya. O zaman bu noktadan bakarak sileceğim gene sırat köprüsü diye. Tamam mı? Niçin demişim? Bu da tahayyül ve tasavvura çalışmamışız. Şimdi bu izah niye dedik? Berzaha benziyor. Niçin? Vicdanla akıl. Ama bu vicdanla akıl arasında berzah istenmiyor ki. Ne isteniyor? İnsanın hususi dünyasıyla umumi dünya, hakikatlarla sureti hulasası olan bizim aramızda. Şu anda burada gözükmüyor. Ben gene size soruyorum. İltizam ise
fiili tasvip hakkında burada bir şey demiyor. Şimdi ben size soracağım şuydu. Sırat köprüsü ikisini de malumat veriyor. Sırat köprüsü izah mıdır? Şurası mıdır? Abi tahayyül ve tasavvur. Hepsinin malzemesini yapalım dur. Ezberli olmayın. Ben anlatayım. Kararı şey yapacağız. Kararı da ezan. Bak. İzan neydi kısaca? İzan. Kalbin iki ayağı var. Bir ayağı dima, bir ayağı vicdan. Ceset şey, kalp. Şimdi dimada vahiye muhatap oldu. Tamam. Bunlar tarutası işledi. Şimdi bu kalp, şey, dimadaki itikatlar, bilgiler, ilimler vicdana izan kapağıyla gidiyor. Şöyle yaparsam daha şey yaparsınız. Vicdana indi. Ha. Dolayısıyla şöyle düşündüm. Akıl ile vicdan arasındaki berzah şeydir, izandır. Ama buradaki berzah akıl ile vicdan arasında. Biz bunu aramıyoruz. Eğer akıl ile vicdan arasındaki berzah söylüyorsan izan kesindir. Ha. Peki ahiret ile dünya arasında ahiret ile dünya arasındaki şey ise berza kabirdir. O da kesin. Ahiret gideceğiz zaten. Peki kabiri arıyoruz. Kabir neydi bizim Risale-i Nur'da? Berza. Yani dinde de alemi berza. Alemi ahiret denmiyor. Peki berza bizde ne var? Tahakkule demiş ustad. Tahakkule. Evet. Peki insanın hususu dünyası. Buna çok çalıştık. Hususi dünyası ile umumi dünya arasında bir köprüdür. Taakkul. Berzah bu ise. Tamam. Bu ise hak ve batıl aynı yerde cem olmuş. Tamam. Cem olmuş. Burası hak ve batıl haşir meydanı olduğu gözüküyor. Küçük dünyada haşir meydanı. Yani doğru ve yanlışlar. Haşir ama vicdan diyor bir yerde abi. Yani o ölçüye haşirden koyarsanız olabilir ama biraz daha genel koyarsanız alem-i şehadetten koymak icap eder. Evet. Şimdi bu bunu o zaman koymuştum. Bu uymuyor. Bu çünkü niye uymuyor biliyor musun? Bak bu niçin uymuyor? Haşir meydanının küçük provası vicdan olduğunu söylüyor. Vicdan olduğunu söylüyor. Vicdan. Bunu sildim. Şuradakini o şey yapayım diye, eleyim diye şıklarda. Bu değilmiş, orada öyle yazmıştım. O zaman burası bizim alem-i şehadetimizdir. Surettir. Düşüncelerin, manaların, suret ve manası bu alem-i şehadettir. Celal ve cemal kazan demiştik ya. Evet, celal ve cemalin kazanı. Bu doğru şimdi. Şimdi bunu sileceğim sonra. Kurşun dikkat ederseniz emin olmadığımdan kurşun kalemle yazdım. Çünkü bu kalıcı, bu zan. Sizle beraber işlemek için koymuşum ve size göndermiştim hatırlarsanız WhatsApp'tan. Ha. Demek ki burası haşir meydan. Fikir beyan etmiştik. Evet. Ha. Şimdi demek ki burası kardeşler alemi şahadet. Evet. Hususi dünya. Hususi dünya olduğunu zaten burası da umumi bir alem. Tamam mı? Umumi. Kalp bu akla da zaten usta berzah diyor. Köprü denmesi sırat köprüsü olduğu kesin. Çünkü niye? Hangisi? Berzah. Tam berzah yani kabir mi orası? Evet. Şu aşağıdakini sileceğiniz o zaman. Yani sırat değil o zaman. Sırat da kabir aynı değil ki. Yani berzah evet, şöyle. Bak onu şey yapacağız. Evet. Sırat köprüsüyle şey beraber işte. Hayır, şimdi buna geldik sıra. Sileceğiz bir tanesini. Şöyle de olabilir abi. Noktayı nazarınıza göre sırat da der. Yok ben hepsini külli bakalım da hepsini anlatıyorum. Ha. Şimdi akıl neydi? Bir taraftı. Ustad değil mi mektup sözlerde diyor. Akıl neydi? Bir taraftı. Tasavvura ne diyor? Safsata. Tahayyüle. Tasavvura bir behre. Tahakkule ne diyor? Bir taraf. Tasdike.
izan söylüyor. Şey, ilim. İlim diyor. Tasdik ilim vesaire. İmtisal diyor. Taassup diyor. Salabet diyor. Şimdi akıla ne diyordum? Bir taraf. Tarafı yok. Yani ne eksisi var öyle mi abi? Berzaha biz dedik. Bir taraf. İki tarafa da açık. İki tarafa açık olunca şimdi bu iki tarafa açık olunca bu artık kabir olmaz, köprü olur. Evet. Çünkü artık kabire girdiğin zaman artık münker nekili net olur. Kabir tasavvur mu oluyor o zaman? Peki şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi sizden ara vereceğim. Ara vermeyelim artık arkadaşlar diyor abi. Abi devam edin artık 3 saat olmuş zaten. 3 saat mi? O zaman biraz gidelim keselim bitirelim. O zaman bunu oturtursak gidiyoruz. Bak malzeme veriyorum. Ta kule berzah demiyor. Ben onun kendisini yazayım. Bu sizi şaşırtmasın. Aslını yazayım. Bir taraf. Tarafsız. Tarafsız olduğu için bu mu? Onun için berzah dedik. Hani eylemsel hali. Sıfatı ama bir taraf. Tarafı yok. Tarafsız olmadır. Kafiindir mesela. Nedir o? Bir taraf şey yok. Ne verirse ona göre çalışıyor. Niye dedik? Çünkü menfi müsbet ayrımı nerede tasdik başlıyordu. Yani menfi tarafı tasdik edersin. Peki sırat köprüsü nedir? Geçiyorsunuz. Dindeki işini anlatıyor. Kılıçtan keskin bir yer kesiyor seni. Kıldan da ince. Evler yapasın diyor. Ama evler yapıyor bazıları. Peki ben size onu şey yapayım. Kıldan ince itikat, şirk var ya gizli şirk. Yani kıldan ince şirki anlatıyor. İtikadı anlatır. Kılıçtan keskin şeriattır. Şeriatın kılıncı derler. Tamam nedir o? Bidatlar, haramlar, helaller, menduplar, müstahapler, farzlar. Tamam. Bunların bütünü. Sırat köprüsü o zaman neydi? İtikatla doğru bir itikat veya yani itikatlar ve ameller. Yani hulasası. Sırat köprüsü. Peki geçmek geçmemek ne demek? İtikadın bozuk olur. Malzemeye çarpıyoruz ki düşünün diye. Sırat köprüsüne nasıl geçeceğiz? İtikadın sağlamsa, amelin bidatlardan hulafe ise, temizlenmişse geçeceksin. Geçiş. Peygamberimiz diyor ki dünya bir köprüdür, yıkılmak üzeredir. Tamam mı? Yıkılmak üzeredir. Tamiriyle uğraşmayın, geçin bırakın. Tamam mı? Yani bunu akılla şey yaptığımız zaman ya çok fazla zeka, mana, nimet niye olmadı? Arabam olsaydı, şu olsaydı meşgul olma. Zaten köprü yıkılmak üzere. Hayatın ömrü yıkıl, bitti. Geç git işte, bakma tamirle. Şimdi nünker mekül olması uyuyor. Niçin uyuyor? Soru burada soruluyor. Geldi açık saçı karam. Geldi devlet memurusuna fırsat. Bakayım bunu fırsat mı yapacaksın, fırsat mı yapacaksın? İkisi de fırsat. Harama fırsat mı kabul edeceksin bu parayı? Veya ahirete fırsat mı yapacaksın bunu? Tamam. Şimdi sırat köprüsü haşir meydanını cennete bağlayandır. Dibi cehennemdir. Haşir meydanı burası havuz, nehir, cehennem, burası cennet. Geçebilmek. Neyle geçeceksin? Ona neyle geçeceksin? Aklı olmayan dini yoktur. Hadis. Şimdi bu akıl ya münker mekir kabire benziyor. Abi biraz, ben de biraz müdahale edeyim mi abi? Şimdi sizi dinleyeyim. Tamam. Bu kadar malzeme edeceğiz. Şimdi abi bir şey söyleyeyim. Şimdi siz yürürken bir baktınız ki yeri ayna kaplamışlar. Tamam mı abi? Yeri ayna kaplamışlar. Siz o aynaya eğilip baktığınızda ayaklarınız başınızın üzerinde mi olur? Yoksa ayaklarınız birbirine mi denk gelmiş olur? Ayakla beraber ikisi beraber aynı olur. Ayaklar birbirine denk gelmiş olur değil mi? Başınızın üzerine basıyor olmazsınız yani. Ama burada yukarıda başınız var. Orada da yukarıda başınız olması lazım. Ama oranın yukarısı neresi?
Neyse. Aynada yukarısı aşağısı olmadı diyor. Olmadığı için Hasan abi, ben Sırat Köprüsü'nü sizin başınız olarak varsayın en son geçilecek yer. Dik, aynaya baktığınız zaman en son yer tahayyül, tasavvur aslında benim Sırat'ımdır Hasan abi. Münker nekir yaptıklarımdır ama bence önce tahayyül ve tasavvur benim Sırat'ımdır ki ben burada yaptıklarımla Sırat'ı geçiyorum Hasan abi. Burası. Sen neyini? Şimdi uymadı kafana sizin ama bir şöyle Sırat'ın üzeri, bak kıldan ince, kılıçtan keskin Hasan abi. Burada şeriat gerçekten öyle. Ama bir zat var ki ne diyor? Üzerinde ev yapasım gelir. Hasan abi tamam mı? Tasavvur değil mi? Evet abi. Tasavvur Sırat Köprüsü'ne benziyor. Kesinlikle öyle. Daha başka bir şey. Mavi çizgi olur mu abi? Peki bunu burada bıraksak. Aslında bu biraz şeyle çalışsın. Şimdi mutlak ifade değil bunlar. Şimdi nereye koyduysan bu tarafı büyük melek gibi hani yapıyoruz. Her yerde değişiyor. Suret hakikat gibi. Yani işte ta zata kadar git. Aşağısı öyle, yukarısı öyle. Yani baktığın, durduğun yere göre değişiyor ya. Değişiyor. Şimdi biraz burada yani mutlak bir şey yok yani. Bu kesin yok. Buna Sırat'a bakar. Yok, bu, diyemediğimiz için. Diye. Aslında biraz mesela noktayı nazarını nereye koyarsam bir öncesi sonrası gibi işte o tarafı alem şehadet, burası arası Sırat'lık oluyor. Ya şimdi Cuma dersi... Sanki. Birisi sıkıntı o zaman bu kalsın. Biraz öyle geldi bana. Evet, yani. Mecburiyeti yoktur. Burada... Burada kesiyorum. Bu mesele burada kalsın. Kal diyor. Hani, yani hani oradan siz böyle nasıl bir şey düşünüyordunuz yakalarız diye. Şimdi Dima dersi olduğu için Dima'da böyle bir şekillendirme yapalım istedi Hasan abi anladığım kadarıyla. Ve şu çok hoşuma gidiyor. Yani şunu insanların bilmesinde bir sakınca yok ki Hasan abi. Bilmiyorum ama. Mesela Münker Nekir. Baktın karşıdan geliyor bir haram. Soruyu sordu. Allah soru sor. Bakacak mısın, bakmayacak mısın? Bakacak mısın? Senin eylemin nedir? Cevaptır. Evet. Bir de şöyle bir şey var Hasan abi. Münker'in evet, mesela. Evet. Ne yaptı bunlar gelip? Kalbimi ve kabrimi genişlettiler. Ulan kalbim ve kabrim neresi? Onu bulursam orada oturuyor zaten. Evet. Burada ben kesiyorum. Haftaya başlayacağız inşallah. Şeyden 315'ten. Bayağı var o metin adı. Vahir davahum en ilhamdülillah rabbil alemin el Fatiha. Allah'a emanet.